Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel akşamlarınız olsun sevgili canlar. Evet, bu akşam sevgili Hakan Yılmaz Çebi hocamla. O bir gazeteci, o bir yazar ve o benim yıllardır okumaktan keyif aldığım, benim gurur duyduğum, inanılmaz böyle her bir eseri yüzlerce eserden oluşan, aslında her bir eseri yüzlerce esere değen ülkenin kıymetlilerinden, ülkemin en kıymetlilerinden birisi ve sevgili can dostum Hakan Yılmaz Çebi ile bugün ruhi degaje ve detoks konusunu konuşuyor olacağız sevgili canlar. Ramazan'a özel bir yayın. İnşallah bu sohbeti hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sevgili hocam gelir gelmez bağlayacağım sevgili canlarım. Çok teşekkür ederim. Siz çok güzelsiniz. Hep anlattık. Güzel canlarım. İçinde ne varsa dışına o yansıyor. İçinde ne varsa küpün dışarıya o sızar der Şems Tebrizi. Sizler güzel görürken böyle görmeyenler vardır illaki. Herkes içindekini görür. Herkes karşıdakine aynalık eder sevgili canlar. Şimdi nasılsınız Mukaddes Hanım? Teşekkür ederim canım hocam. Allah razı olsun. Ben nasıl bu kadar sizden şanslı değil. Oldum? Şükürler olsun Allah'ıma diyorum. Bazen inanamıyorum. Benim hayatımdaki en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Şimdi can dostum ve ben nasıl bu kadar şanslıyım diye gerçekten Allah'a şükürler olsun. Eğer bir şeyi çok isterseniz, çok dua ederseniz hep beraber olayım. Hep beraber biz de öyleyiz. Yani sizin bu değerli gayretleriniz, çalışmalarınız çok hayırlara vesile oluyor. Ben de sizinle program yapmaktan çok memnun oluyorum. Çok bereketli oluyor. O yüzden Cenab-ı Mevla inşallah Ramazan-ı Şerif hürmetine bu rahmetin, bereketin hayırla, hasenatla devam etmesini nasip etsin. Mukaddes Hanımcığım. Amin, amin. İnşallah. Güzel hocam, inşallah. Hadi bismillah diyoruz. Bugün çok özel bir gün. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. O da geldi geçti. Yani o kadar güzel ki, o kadar hafif, o kadar insana bir nur yağıyor ki. Yani bu ayı hep böyle 12 ay keşke Ramazan olsa diye dün söyledim yayında. O kadar hafif, huzurlu hissediyor ki insan. İşte detoks böyle başlıyor galiba. Ben şu yayının altını yavaş yavaş şeyi kapatayım ya da birazdan kapatayım. Evet hocam. Detoks evet, ruhi degaje. Ruhi degaje. Evet. Onu merak ediyorum. Yani detoks arada tahmin ediyorum ruhi degajeyi. Doğru. Evet şimdi hocam, buyurun. Daha açık Mukaddes Hanım, daha açık yazabilirdik ama nedense şimdi son yıllarda, ahir zamanda haklı olarak insanlarımız böyle birazcık detokstu, frekanstu falan o konulara ister istemez o şekilde sokuldular. Ha, incelediğimde biraz haklı sebepleri var. Ben de ilk başta biraz sert yapıyordum ama şöyle haklı sebepleri var. Biraz dini terimler kullanılınca bazı yerler, merdiven altı yerler bunu istismar etmişler. Yani bu sefer demişler ki, bakmışlar ki yani bu iş birazcık ilmi, teknik, literatürüyle hani devam ederse yani dil bilgisiyle devam ederse daha ortak olacak. İmanlısı var, az inananı var, çok inananı var, karışık var. O zaman biraz ortadan başlayıp hakikate çekmek lazım. Şöyle bir şemsiye gibi geniş olsun. Ahir zamanda en çok detokstu, degajeydi falan kelimeleri geçiyor. Hep dedik onlar bizim oradan yakalamasınlar. Ben mesela daha önce yakası adama kitabı çıktığında çoğu yakasının manasını bilmiyor. Çünkü tasavvufi bir terim. Baktık ki bir takım yayın evleri işte melek enerjisi, meleklerle yüzleşme falan. Tabii bu rezonansların ne kadar rahmani veya negatif boyutunu düşünmeden o sefer kitabın ismini değiştirdik. İçindeki meleği dinle diye yaptık. Dedik ki bu melek tarafına çekiyorlarsa biz de oradan girelim. Yani sondaj yapalım. Oradan bir takım insanlar alalım. Yani bu bir psikolojik harekat. Mert olmak lazım. Değerli izleyenlerimizin de
içerisinde bizleri yeni tanıyanlar var. Çok eski bilenler var ama mert olmak lazım. Ahir zamanda her şey psikolojik bir harekat taşıyor. O yüzden ben de bazen hani hiç inanmadığım, bir araya gelmeyeceğim bazen yerlere de gidiyorum. Yayın evleriyle de çalışıyorum. Veya nedir o, televizyonlarla da zamanında program yaptık. Ama hayat bir siyasi veya stratejik bir derinlik istiyor, çizginizi bozmadan. Nasıl Yahudi Siyonist diyoruz, sizinle Kabe'de bile ticaret yapıyorsa, sizin de kendi kurallarınızı kurarak bozulmadan bir takım ilişkileri stratejik derinlikte tutmanız lazım. Hâlâ bu ismi biraz seçmemin sebebi o oldu. Degage zaten futbolcu çok kullanılan bir terimdir. Uzaklaştırma, uzaklaşma manasında. Ruh degage olur mu? Evet, ruh degage olur. Detoks'ta zaten biliyorsunuz çok kardeşlerimiz, dostlarımız bir temizlik detoks. Başlı başına bütüncül bir temizlik, arınma. Şimdi kelimenin dibini bulduğumuzu düşündüğümüzde ne dedik? Hem bir ruhun degage, uzaklaşması nasıl oluyor? Hem ruhun arınması var bu işin içinde. Hem de bu konuda geniş manada hem insanı, hem ruhu, hem kainat ilişkisini anlatırız. Hem de bugünkü bazı mevzulara da tefekkür boyutunda, yani düşünce boyutunda bir takım sırlı, esrarlı, yani esrar da burada tabii sırların çoğunu demek. Esrar kelimesi piyasada bir madde için kullanılıyor ama yanlış. Sırların çoğu demek. Esra ismi de oradan geliyor zaten. Sırlar. Şimdi önümde de çok değerli eserler var. Özellikle Ramazan ayına denk düşmesi çok tevafuk oldu. Dün akşamki programdaydık da zaten. Konuyu bir frekanslarla, yani etrafımızdaki majik veya elektromanyetik frekanslarla insanların üzerinde nasıl tesirler kuruluyor? Veya işte nedir o? Ben de işin psikolojik kısmını, halk bilimi kısmını getirdik. Çok güzel, çok mükemmel dönüşleri olan bir program oldu. O yüzden biraz uykusuzuz. Yoğundu ama çok telefonlar, haklarını helal etsinler. Belki izliyorlar. Pek çok telefona çıkamadım. Pek çok mesaja da cevap maalesef veremiyoruz. Çünkü bir yoğunluk var. Bir de bazen sordukları konu bir derinlik istiyor. Yarım imama verir gibi hani geçiştireyim kelimesi çok ters tepki yapabilir. Yani şöyle yanlış anlaşılabilir. Onun bir altyapısının kurulması lazım. O da uzun diyalog istiyor. Haliyle böyle uzun diyaloglara ihtiyaç yok. Yani biraz altyapısını sizi izleyerek gelse zaten o sorunun cevabı var. Ama bir daha hani ikinci sınıftan fiziği, ikinci sınıftan matematiği anlatır gibi sorular geliyor. Orada birazcık eski videolara dönerlerse zaten Hazır Kıta, yani Hakan İnmaz Çebi Hazır Kıta Akademi YouTube kanalımızı da açtık. Bize çok söylüyorlardı hocam solo, yani siz de yaptığımız gibi. Mukaddes Hanım'dan yapılan programlardan sonra bu solo, yani özel programların çok daha sevkine varıldı. Beyza Hanım da dün ifade etti zaten. Hocam dedi, yani öyle çok güzel sosyal paylaşımlar var ki Mukaddes Hanım da kulaklarını çınlatıyorum dedi. Sizi bana bırakmıyor dedi. Ne zaman geleceğim? Dedim ki Mukaddes Hanım dedim, ayda bir yapabiliyoruz. Yani gönül ister ki onunla iki kere yapayım. Hatta ben bazı dedim Instagram çekimlerini azalttım veya bitirttim. Çünkü en güzel dönüşler dedim, en verimli dedim Mukaddes Hanım'la oluyor. Ve televizyonlardan dedim, gerçekten söylüyorum, ve televizyonlardan dedim Mukaddes Hanım inanın televizyonlardan daha etkin dedim. O kadar güzel şemsiyesini geniş tutmuş ki dedim, bir sürü insan yolda izde beni buluyor. Nedir o? Ya eksiği gidiği varsa veya düşünce tarzımızı orada tamamlıyor. O da çok takdir etti. Allah'a var yani sizin çalışmalarınızı. Şimdi oradan konuya doğru geliyorum. Dediğim gibi Hakan İnmaz ve Hazır Kıta Akademi'den de izleyebilirler. Mukaddes Pekin Baştır Hanımefendi'den de o önceki programları izleyebilirler. YouTube'da hocam, kalan... Önceki programları siz de yükleyin isterseniz. Önceki programlarımızı siz de yükleyin. Benden ulaşamayanlar sizden ulaşsınlar güzel hocam. Mukaddes Hanımcığım, o zaman YouTube bize şunu söylüyor. Benim daha önce kendi yaptığım programları da biz yükleyemedik. Şunu söyledi bize. Bu programların diyor telif hakkı alınmış haklı olarak. Benim yaptıklarım dahil. Yani benim yaptığım programlar dahil televizyon tarafından alınmış. Bunları sil diyor.
Yoksa seninle diyor bu şekilde de bir ilişkiye giremeyiz diyor. Hali benim yeniden bizim yeniden çekim yapmamız lazım. Çok sağ olun. Onlar sizde kalması lazım. Biz zaten solo veya işte geçen Kazım Bey'le bir araya getirdiler bizi yurda kılla. Gitmişken dedik çekim yapalım. Orası bize münhasır ama Mukaddes Hanım'dan da programlarımızı izleyebilirler. YouTube'da kalanlar da izleyebilirler. Şimdi Ramazan'a münhasır bu programı yapmamızın sebebi bu ruhi degaje mevzusundan gireceğiz. Önümde de zaten bir kitap vereceğim programın başında ki hani tabii ki bazı sırları anlatacağız dozunda ama bazı çok değerli okurlarımız var, ortak. Bunlar işin arkasını getirmek istiyorlar. Özellikle biraz bu konularda derinleşmek isteyenler Fütuhul Gayb. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fütuhul Gayb. Derinleşmek isteyenler. Çok hayatlarında çok fayda görürler ama tabii herkes değil. Ve Ahmet Er Rufai'nin Onların Alemi diye başlığı o şekilde vermişler. Tabii orijinal başlık farklıdır ama bu şekilde bulabilirler. Ahmet Er Rufai Onların Alemi. Şimdi hatta oradan bir pasajla gideyim de konu açılsın. Çok güzel. Tam sizden programı başlarken açtım. Bu sayfa geldi. Ben böyle şeylerin hikmetine çok inanırım. Önüme koydum dosyaları. Yani konuşurken bana esin kaynağı olsun. Kitabın başlığını görünce onunla ilgili dosya beynimde açılıyor. Geçmiş açılıyor. Şuraya baktığımda onunla ilgili diyelim bir tesbihle, bir nedir o takkeyle, bir Osmanlı armasıyla, bir Hilye-i Şerif'le gözüm temasa girdi mi beynimdeki nöronlar hemen bağlantı kuruyorlar. Şurayı da anlat şeklinde. Zaten burada da dikkat edeceksiniz. Böyle cümleler geçecek ve şaşıracaksınız. Kandil bir takata durur. Arif olan zat kalbindeki hikmeti söylemek için ağzını açtığı zaman o takada duran kandil, yani o harekete geçen kandil nur, parlamaya ve dışa nurlar saçmaya başlar. Onun ağzı nur doludur. O nur kalpten gelir. Işığı nur ehline ulaşır. Böylece nur, nurla birleşir. Onların bazı sözleri gün aydınlığından daha aydınlık olur. Bazı kere de gecenin karanlığından daha karanlık olur. Yani gizemli olur, lahut olur. Marifet ehlinin sözü yaratanın hazinelerinden bir hazinedir. Yani irfan ehillerinin, ilmi irfana çevirmişlerin diyor, sözü yaratanın hazinelerinden bir hazinedir. Marifet ehli zatların kalpleri Allah'ın nur ocaklarıdır. Onlar böylece varlıklarından muhtaçlara her zaman dağıtırlar. Zikredeceğimiz şu ayeti kerime onları bize daha iyi anlatıyor. Onlar Rabbin yoluna hikmetle, iyi öğütle davet eder. Kısa bir yer daha. Bazı irfan sahiplerine sormuşlar. Güneşten daha aydınlık veren ne var? Marifet var. Cevabını almışlar. Sudan daha yararlı ne var? Sorusuna da marifet ehlinin sözleri var. Cevabını almışlar. Misk'ten daha kokulu nedir? Sorusuna da irfan sahibinin vaktidir. Cevabını aldılar. İrfan sahibinin sanatı nedir? Sorusuna da şu cevabı aldılar. Yaratıcının sanatına bakmak, yaratıcının sanatına bakmak ve onun kudret inceliklerini halka anlatmaktır. Hiç planım yok. Burada masanın üstüne kitabı alma gereği duydum ve bu sayfayı açtım. Yaratıcının sanatına bakmak ve onun kudret inceliklerini halka anlatmaktır. Demek ki yaptığımız işte, çabaladığımız işte demek ki bir isabet buyuruyoruz ki buna tefeül derler. Eskiler de bir şey yapacakları zaman bir kitap alırlardı. Kalplerinden bir iki ayet okurlardı. Rabbim beni isabet buyur derlerdi. Rastgele bir sayfa açtıklarında o sayfa kendilerini bir ihbar olarak kabul ederlerdi. Ve bu ilme de değer verirlerdi. Ve çoğunlukla da isabet olur. Açtıkları kitaptaki sayfa onların bazen bu uyarıcı olur. Bazen bu tehdit edici de olabilir. Bazen teşvik edici de olabilir. En son şurayla bırakıyorum ve doğaçlama devam ediyorum. Ebu Said Belhi'ye biri sordu. Neden önce gelenlerin sözleri sonra gelen ariflerin sözlerinden daha yararlı oluyor? Neden önce gelenlerin sözleri
sonra gelen ariflerin sözlerinden daha yararlı oluyor. Bunun üzerine şöyle dedi. Çünkü onların gayesi İslam dininin aziz olması, nefislerin aşağılık dereceden kurtulması, birbirlerine karşı sonsuz bağlılık ve Rahman'ın rızası idi. Şimdi bam teli geliyor. Bana da, ahir zamana da geliyor burada cevap. Halbuki bizim arzumuz nefsin aziz tutulması, insanların övmesi, bir de dünya nimetlerine ermek oldu. Şimdi o kadar güzel bir yerde bağladı ki, yani şimdi bir şunu söylemek istiyor. Evet, sonra gelenlerden de diyor arifler çıkıyor, irfan sahipleri, ilim sahipleri, ama ilk öncekiler diyor daha ihlaslıydılar. Yani Allah'ın ilminin keşfi aktarılmasında daha samimiden bizi ahir zamanda Ruhi Degaje'ye şeye gireceğiz. Bizi ahir zamanda işte övülmek, işte tanınmak, bilinmek, bir de dünya nimetlerine bunun karşılığını alabilmek biraz hızımızı kesiyor. Ben burada da kendim de şahsi hesabımı yapıyorum. Yani çünkü bakın tefeül yaptım, gocunmamam lazım değil mi? Ya bana da demek ki buradan onlar diyor daha ihlaslıydı. Ha şimdi diyeceksiniz ki Hakan hocam konumuzla bağlantılı. Ahir zamanda müşkülatı çok. Faturalar, ev, kira, çocukların okulları. Yani orada da bir savunma hakkımız var. Yani ister istemez onlar kadar bir günü konumuzla bağlantılı şey değil. Süleymaniye Camisi'nin haziresindeyim. Muhammed Zahid Kotku Hazretleri'nin kabrinindeyim demiştim. İnsanlar bu hatıratları sever. Böyle zaman zaman o yaşlarda oraya gidiyorum ve oradan sonra Cağaloğlu'na geçiyorum. Bu ruhi degaje ve tekamül ile bağlantılı. Çünkü ben de o sürece bu işte çocukluktan beri bu işi yapıyoruz ama ruhi arınma, temizlenme, yakaz adamlarında bunu anlatıyor. Ama o yaşlarda özellikle Ebul Vefa Süleymaniye Haziresi'ne yönlendiriyorum. İçsel olarak. Şimdi Süleymaniye Haziresi'ne gittiğimde hep bir abimiz görüyorum orada. Kur'an-ı Kerim'i açmış, dizini çökmüş, okuyor. Bazen geç saatlerde hiç planım yokken gidiyorum, kimse yok. Arkamdan tekrar geliyor. Ya şimdi desem ki hani benim geleceğim biliniyor, birisini koyuyorlar oraya. Anlarım ama hiç planım yokken bir anda yolumu çeviriyorum, oraya gidiyorum. Bazen sabah vakitinde, bazen akşam vakitinde ya benden sonra geliyor ya orada. Bir günü tanıştık. Tabii ben onu birazcık böyle hani meczup gibi zannediyordum. Konuştukça bir baktım ki yüksek mühendis. Doktoralı, masterlı bir yüksek mühendis çıktı. Pantolonun da biraz yama vardı. Zaten içimden diyordum bu devirde yani o tekstil o zamanlar o kadar ucuzdu ki 5 liraya 10 liraya bile akşam saatlerinde pantolon alabiliyordunuz. Ya bu takvasından dolayı belli dedim. Yani kendi nefsini ve kendini küçük göstermekten bu yamalı pantolonu diyor. Hissettiğim gibi de çıktı. Sonra beni aldı, beraber aldı. Dedi burada 20 tane Allah dostu var bu hazirede ve hepsi şu anda bize bakıyorlar dedi. Hepsi bize bakıyorlar çünkü şehitler ölmez. Fakat siz görememişsiniz. Bir alim şehit de ölmez ruhen. Cenab-ı Allah ruhen tasarrufunu açık bırakır. Yani şehitler ölmez derken alimler de ölmezler. Hani Yunus Emre'nin bir sırrı var. Diyor ki ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. İşte ruh kavramının derinliğine gireyim mi girmeyeyim mi gelgitlerim var şu anda. Çünkü dün akşam televizyonda da bir hal gelince, hallenince zaten burada da söylüyor. Bir hal gelmesi lazım diyor. Bak şurasını o zaman okuyayım. Kul yaratana itaat ettiği süre marifet yönünde gider. Dili o yoldan konuşur. Onun taatını bıraktığı an o hikmet rızkını kalbinde bulamaz. O yolda hiçbir şey konuşamaz. Bu hal sonuna kadar hasret verir. Dünyada her çeşit güçlüklere düşürür. Yani hallenmemiz lazım. Yoksa bir anda keserler. Ya da sırlara çok girmemeniz gerekir. Edep
ama aktarılması gereken varsa hallenir. Buradaki seyircinin hali de çok önemlidir. Bir gün Hasan Basri Hazretleri sohbet veriyor. Sohbet verirken Mukaddes Hanım böyle çağırmışlar. Yani o kadar hikmetli, insanları o kadar coşturan, o kadar gönüllerine, yüreğine akan, kainatın sırlarından, çünkü çok sıcak geldi sahabenin aldığı ilimle. Ve yürekten konuşuyor. Ve işte valileri, kaymakamları o zamanların emirlerini toplamışlar. Herkes duymuş. Yani böyle bir sohbet veriyor diye afiyet olsun. Oruçlu oruçlu maşallah belli yüzünüze şey o nur sima gelmiş. Şimdi bir bakıyorsun ondan sonra şey yapıyor. Sohbeti bir türlü başlamıyor. Ya diyorlar bu kadar insan çağırdık hani tamam sen makama mevkiye önem vermezsin ama burada hani valiler şunlar bunlar var seni bekliyor bir sıkıntı mı var diyorlar yok. İşte sohbete başlayabilir miyiz? Yarım saat geçmiş 40 dakika geçmiş. Diyor şu sütunun arkasında diyor bir kadın vardı yaşlı bir kadın vardı diyor. O nerede? Diyorlar ki bugün gelmedi. O zaman diyor ben bugün o sohbeti yapmayacağım diyor. Niye? Ben her zaman o sohbeti o yaşlı kadın için yapıyordum diyor. Çünkü beni anlayan oydu diyor. O kadın kimdi biliyor musunuz Mukaddes Hanım? Rabia Adeviye Hazretleri. Hani Hazreti Rabia diyorlar ya. İşte o kadın o. Ben bütün sohbetimi diyor onun için yapıyordum diyor. Çünkü beni anlayan oydu diyor. O olmadığı için diyor bu sohbet geri döneceğini hissediyorum. Giremiyorum diyor. Hallenemiyorum diyor bu sohbete diyor. Ve kalkıp gidiyor. Tabii halil adamlar. Kimse bir şey soramıyor onlara. Esti kimse eyvallahları yok. İşte bu arifler zamanında ne padişahlar ne paşalar takmadıkları için herkese, devlete de, cumhurbaşkanına da, genelkurmay başkanına da ayar verebiliyorlardı. Onlar da onların sözünü bilirlerdi. Yürekten konuştuklarını. İşte ne dedi az evvel? Ahir zamanın arifleri de önceki gelenler arasında fark ne? İşte ahir zaman arifleri bu kadar böyleydi. Ama yine arif yok mu? Var. İşte birazcık onlar tanınmış, birazcık övülmüş, birazcık daha maddi güçlü. Ama ne yapalım? Cenab-ı Mevla da yani zamanın şartlarına göre bununla iktifa ederiz. En azından Cenab-ı Allah onlarsız bizi bırakmasın. Yani. Demek ki gene arif defterindeler ama öncekilerin ihlası, samimiyeti, sadakati tabii ki ayrı. Ellerinden öperiz, ayaklarından öperiz. Allah kabul ederse. İşte bu ahir zaman şartlarını zorlayarak işte bu ruhu degaja, dekos dediğim o, bu ruhu küçük görmeyeceğiz. Hocam bu bak nefsimizden de pay veriyoruz. Hocam bu devirde de Allah dostu evliya mı kaldı? Bu devirde ya sen Allah'ın dostu olmak istiyor musun? Geçenlerde bir hikaye anlatmıştık. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Edemen bir kere bayram namazında gördük. Onu deyince Cebrail aleyhisselam sesleniyor cenaze namazı kılınmayınca. Bizim kapımıza bir kere gelenin diyor. Biz terk etmeyiz. Cenab-ı Allah'tan bir sayha geliyor. Yani o kadar merhametli bir Allah'ımız var ve Ramazan'dayız. Peygamber Efendimiz'le kurban olduğum hassasiyetinden dolayı biz onu diyor namazda görmedik. O zaman Hazreti Ömer diyor ki ya Resulullah ben onu bir kere bayram namazında gördüm. O yüzden de Cenab-ı Resulullah Allah adına hassasiyet gösteriyor. Hani bir kere bayram namazının gelenin diyor ben cenaze namazını nasıl kılayım diyor. Hani Cenab-ı Allah'tan dolayı çekiniyor. Fakat Cebrail aleyhisselam o anda geliyor, uyarılıyor. Bizim kapımıza bir kere geleni biz nasıl terk edelim? Şimdi merhametin sonsuzluğuna bir yandan bakar mısınız? Allah'ın kapısına bir kere gelene bile Cenab-ı Allah bu kadar merhamet edecek. Bazen ben derim şu kim tanesi kadar, kim tanesi kalan insanı bile kaybetmemek lazım. Hatta bazen dua ediyorum ya Rabbi yüreğinde yani içime geliyor. Ya Rabbi yüreğinde bir çim tanesi kadar şu kadarcık ya iman kalmış olanın imanına şevk verecek, coşku verecek, kuvvet verecek, kudret verecek kullarından et bizim lütfen ya Rabbi diye. Çim tanesi kadar o çim tanesine bir su yürür ya. Onun kadar da samimi olsak Allah'ım da o çim tanesini işletebilirsek lütfen Allah'ım, lütfen Allah'ım diyorum. İçimden geliyor bu dua çünkü. Çünkü şöyle bir söz var Mukaddes Hanımcığım. İnanın bunun sırrı da burada. Diyor ki bir veliler arasına
yandan tehlikeyi söyle. Bir veliler arasında kalbinde şu kadar eşkıyalık olan bir adamın yanına bir eşkıya oturduğu zaman, ama veliler arasında bu insan, fakat kalbinde şu kadar eşkıyalık var, şakilik var. Bir adam oturduğunda diyor, onun kalbindeki şakiliği canlandırır diyor. Adam velilerin arasında olmasına rağmen oraya bir şaki, arsız, hırsız bir adam gelmiş. Sohbeti, hele diyor onlar bir sohbete başlarsa, çay çorba derken dışarıda, içindeki şakilik de var. Eşkıyalık, şaki, eşki demek, eşkıyalık. Her türlü anlayın. Hırsızlık, arsızlık, şevi, zina, geniş manası var. Onun içindeki şakilik damarını diyor, coşturur. Ama şakilerin arasında, eşkıyaların arasında, arsızların arasında çim tanesi kadar, çim tanesi kadar velilik damarı olan adamın yanına da bir veli geldiği zaman diyor, hele aralarında bir sohbet başlarsa onun velilik damarını, velilik ateşini, velilik fidanını diyor, coşturur. Demek ki burada bir şey çıkıyor. İçinde çim tanesi kadar velilik damarı, iman damarı olan insanı coşturacak kuvvet, kudret versin Allah bize. Tersi de olabiliyor. Eğer siz şakiyseniz, arsız bir şakiyseniz, ağzınız iyi lafı yapıyorsa, insanları iyi bağlıyorsanız, çim tanesi bir kadar olanı da şaki yapıyorsunuz. O yüzden derim ki devlet yönetimlerinde Allah öyle bir döneme bize getirsin ki bu 23 sonrası öyle erdemli insanlar gel, insanların içindeki çim tanesi kadar imanı coşturabilen idareciler Allah bize nasip etsin. İnşallah. Olacağını da ümit ediyorum. Niye? Çünkü devlet rol model olduğu için. Yani bizde devlet rol model olduğu için. Hocam siyasetten kim gelecek? Allah murad etti mi gelir. Bir ara rahmetli Necmettin Hoca adil düzen dedi. Daha ilimli, irfanlı çocuklar ortaya çıktı. Coşmadı mı ortalık? Sonradan parayı bulanlar, nedir o İmam Hatip ilahiyatın geldikleri yere yakışmayanlar, para hani dünyanın zevkine, sefasına, türbanın markasına, cübbenin cukkasına kapılanlar ne oldu? Onlarla da imtihan ediyoruz. Ama bunları hazmedecek, işin surette değil, yani işin surette değil, surette, içeride olduğunu bilecek erdemliler de gelmeyecek mi? Gelecek. Dinini, imanını, Kur'an'ını, ilmini, irfanını, ticaretini daha iyilerde yapacak. Bunlar geçiş dönemleridir. Reda vefa kuşağı zaten bu ruhi degaje dediğimiz ya da açıkçası ruhi arınma ve ruhi olarak da temizliğini yapmış insanlarla gelecek. İnsanın önce ruhunun temizlenmesi lazım. Çünkü mücerret olan, insanı ayakta tutan ruhi temizlidir. Bugün bedeni temizliğimizi yapıyoruz. Eskiden insanlar haftada bir, 10 günde bir yıkanırlardı. Hatta biraz espri olsun halk bilimi deneyimiyle, bir ara bizim halk bilimdir Hacettepe Üniversitesi'nde hocam derlemelere gitmiş. Derlemelere işte ne zamandan ne zamana banyo yapıyorsunuz falan dediklerinde böyle birbirlerine işte birisi haftada bir, birisi iki günde bir deyince diğerine demişler, oho demişler, o ne zaman yapacak banyosunu? Yani espri olmuşlar. Böyle gusül abdesti, yani karı koca beraber olunca zannediyorlarmış banyo sadece. Olur. Onun ikisi diyor, kocası yaşlanmış diyor. Aydan ay olursa diye bir espri konusu olmuş. Halk bilimi derlemelerinde diyor, biz bunu öğreniyoruz. Şimdi bakın duşlarımız var, banyolarımız var, saç bakım setlerimiz var. Değil mi? Herkes bedenine gayet güzel bakım yapıyor bir şekilde. Güzel sabunlarımız var. Eskiden bir tane sabun vardı biliyorsunuz markası. Banyoda yapılırdı, yüzde yıkanırdı, duş alınırdı. Ondan şimdi her şeyin şeyi var. Peki. Bedene bu kadar bakım ama yapıyoruz. Çok, güzel, çok güzeldi onlar. Çok güzeldi onlar. Zeytinyağlı sabunlar, o eski sabunlar hocam. Bir taneydi evet, ama çok güzeldi. Evet. Evet. Çok doğaldılar. Çok güzeldi. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bedene bu kadar elimizden geldi ya da bakım yapıyoruz. Bir günde, iki günde bir duşlar alıyoruz. Bazen sabah, bazen akşam alanlar da var. Biraz hani dozuna göre. Peki bu ruh ne oluyor? Hani ruhun bakımı nasıl oluyor? Şimdi anlatmak istediğimiz bu Ramazan ameliyatı. Şimdi şöyle başlatalım birazcık. Önümüzdeki günlerde Zoom eğitimde de Allah kısmet ederse bu konulara gireceğiz. Yani baştan aşağı bizim, Mukaddes Hanımcığım, baştan aşağı bizim dünyayı bir tefekkür etmemiz lazım. Yani aklımızı oturtturmamız lazım. Her şeyi biliyoruz. Bazen iki dil, üç dil biliyoruz. Unutabiliyoruz da konuşmayı da. Neyse iki üniversite, üç üniversite bitiriyoruz.
bana geliyorlar. Sizlerden de değerli hanımefendiler geliyorlar. Ama bakın, 3 yabancı, 3 üniversite, 2 yabancı dil ama dünyadaki yaşayış gayesini, varlığının sebebini bulamamış, sürekli bipolar, kaygı bozukluğu, ondan sonra nedir o, depresyon hallerinde çok insan görüyorum. Çünkü yeryüzünde bulunma gayesini, sabretme gayesini, hayatın niye yaşadığı gayesini kaybettiği an, o insanın ne kadar bilgi yüklü olması fark etmiyor. Çünkü bilgi mazidir diyor Kızılderil atasözü. Hikmet istikbal. Yani bilginin nereyle irtibat kurduğunu bilemezsen çok bilgi ama neye yarayacağını bilmediğiniz, bir krize takamadığınız, bir akım oluşturamadığınız bir bilgi. Çok güzel, kaba tabiriyle, Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklenmiş eşek merkep durumuna düşersiniz diyor. Bir kitap dolusu var ama bu bilgiyi analiz edemeyen. Yıllar evvel İstihbarat Teşkilatı'nda büyüklerimiz de bunu bize söylemişti. Hakan evladım, Türkiye'de veri var. Veri toplanıyor ama analiz yapacak zeka yok diyordular. Yani istihbaratta da böyle bir sıkıntı var diyorlar. Şu kadar bilgi arasında bağlantı kuramazsanız oradan o kadar bilgiyi nereye kullanacağınız, hangi açıdan bakacağınız, değerlendireceğiniz bilemezsiniz. Ama dış istihbaratlar, CIA'yı, İsrail'i hep bu analiz merkezleri üzerine çalışıyor. O yüzden binlerce düşünce kuruluşları var. Veriler toplanılıyor ama en önemli şey analiz masalarında yapıyor. Biz de bunu açık olarak, hazır kıta akademi olarak yıllardır vermeye çalışıyoruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. İsrail'in şifresinden, Illuminati'nin beden dilinden, metafizik istihbarattan, tapınak kanunlarından, şeytan diyor ki, satanist kuşatma, devlet için devlete rağmen binlerce eser, binlerce kalem, nükleer santraller sizi bir devlet aklı, iki ukbaya getirecek bir akıl oluşturalım diye bu eserler çıktı oraya. Yoksa şu kadar kitabımız çıktı, ebirin 5.000 sattı, ebirin 10.000 sattı mevzusu değil. Bu çok altta bir mevzu. Buradan bütüncül bir zeka, devletini bilen, dünyadaki gelişmeleri bilen, dünyayı kimin yönettiğini bilen, dünyadaki bu yönetici erkin ne düşündüğünü bilen, onun kurgusundaki, kafasındaki tanrı bilincinin veya yapmak istediği zihniyetinde olan insanlar kümesi. Bu insanlar erdemli, akıllı, stratejiklerinle geldi mi, idarecilerin de o kalitede seçildi ne oluyor? Türk dünyasının her zaman söylediğimiz nizama adanmış, ilahi nizama adanmış, orada yeryüzünde bereketli hilal dediğimiz bölgede güçlü bir devlet ve güçlü bir insanların, akıllı insanların, erdemli insanların zamanında rasathaneleri yapan, kervansarayları yapan, nebevi tıbbı geliştiren bu kadar değerli insanların, işte nedir o, Yunus Emre'leri çıkaran, İmam Gazali'leri çıkaran, Abdülkadir Geynani'leri çıkaran, Muhammed İkbal'leri çıkaran coğrafyalardan, ilim adamlarından, Farabilerden neyse müteşekkil bir medeniyet ortaya çıkıyorsunuz. Yani halife insan. Daha büyük tabirle Allah Teala diyor, yeryüzündeki diyor halife insan. Ve programlarda da yeri geldiği hatırlatalım. Yani üz insan, hatırlayan insan, yazılış gayesine ulaşmış insan. Nisyanda kalan değil, unutan değil, çöken değil, kaybolan değil. Bu arada insanlar teraviden geliyorlar. Hale yavaş yavaş toplanmaya başladık. Yani nisyan, unutan insan değil. Eleste Cenab-ı Mevla ruhlar aleminde görüşen, onlara Cenab-ı Allah elestü bir Rabb hüküm deyince ben Rabbiniz değil mi diye kalu semine ve atana geçmişten geleceğin deyip ve ondan sonra dağılın diye yol verdiğinde tekrar birleşin diye Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor, bunu şerh ediyorum. En önde gelenler diyor peygamber ruhlarıydı diyor. Ruhlar da orada imtihan edildi diyor. Kuş sürüleri gibi hepsi dağıtıldı. Ruhlara bir ders yaratıldı. Cenab-ı Mevla kudretiyle kendini gösterdi. Biz orada Rabbimizi gördük. Bir tedris aldık. Kuş sürüleri gibi sonra Cenab-ı Mevla bizi dağıttı. Kuş sürüsü gibi dağıldık. Sonra dedi ki Cenab-ı Allah isteyerek veya istemeyerek dönün. Bak burada çok büyük bir hikmet var. Basit anlatıyoruz ama bunun üzerine diyor ilk dönenler
bembeyaz kanat gibi, nur gibi peygamber ruhlar oldu. Bunların dünyaya geldiklerinde peygamber olacak olacakları oradan biliniyordu. Çünkü Cenab-ı Allah daha sözleşmeyi unutmadan dönün dediğinde ilk dönen o ruhlar oldu. Onlar ayrıldılar. Bunlar peygamber ruhlar olacak diye. Arkasından gelenler bunlar veli, alim olacaklardı. Kademe kademe gitti. En son böyle istemeyerek dönenler vardır ya, böyle hani yıkıla yakıla böyle kulübeye dönen sporcular gibi, ya da maraton koşarsın da en son böyle yarışmayı bitirmek için bitiren koşucular gibi, işte onlar da münafık ve kafirlerin ruhları olarak geri döndüler. Allah ezel indiğinde bunu biliyor. Hali, günü, saati yaşam ağacında, hayat ağacında koplandı. Şu saatte şu ruh anne karnına şu zamanda girecek ve imtihanı o tarihte başlayacak. Tam hayata geleceğimiz zaman annenin karnında 3 ay 10 günlük sürebiliyorum. Olduğu zaman o ruh ağacından kopuyor, o ruh rahme doğru girip canlanıyor. Bir anda bir telefonunuza şarj gelir gibi, yani dolar gibi, ve imtihan başlıyor. Sonra hayata geliyoruz ve hayata geldikten sonra işte belli bir yaşa kadar, ergenlik çağı, gençlik çağı derken, genç de bu devamda hatırlatmak lazım, programlarda sıkı durun, hazine demektir. En değerli zamanınızı, en değerli gücünüzü, kuvvetinizin yettiği zamanı Allah'a ayırıyorsanız siz işte hazine oluyorsunuz. O yüzden bu döneme genç deniyor. Yoksa kaba tabirle delikanlı diyebilirler. Çünkü insanların delikanlılarının aktığı bir zaman. O yönünden bakarsan delikanlı, yani bir bayan için de kullanabilirsin. Kanı deli deli akıyor. Ama buna sizin medeniyet dilinizde ne demişiz? Genç demişiz bu döneme. Yani hazine. Hocam hazine, Allah'ı döneminizi görüyoruz dediniz. Allah'ı görüyoruz biz, evet, dediniz Kalibela'da. Ben Allah'ı gördüğümüzü hiç, yani yaratılışı görüyoruz da Allah'ı gördüğümüzü hiç ilk defa duyuyorum gerçekten. Yaratılışı gösteriyor tabii. Allah bize. Evrenin, insanların, her şeyin biz, yaratılışını görüyoruz. Evet, Mukaddes Hanım. Tabii. Yani şimdi yüksek havasül havas sohbetlere girerseniz, yani Allah nasip ederse girdiğinizde çocuk yaşta da sokarlar ileride vazife yapacakları. Orada o sohbeti dinler. Hatta büyüklerden bir tanesi der, ruhunuz o kadar naifleşir, şeffaflaşır ki der, Eles'teki halinizi hatırlarsınız. Yani o sözleşmedeki ortamı, hali, belki biraz flu dozuna göre, yani yakınlık durumundaki hatırlarsınız diyor o sözleşme halini. Zaten biraz kalbiniz naifleştikçe Ramazan'da bir gözlerinizi kapatın. Şöyle bir düşünün teferrikler halini, simsiyah bir la mekanın ışığında bir ışık bedenler görmeye başladı. Yani ağzınızın ucuna geliyor, söyleyemiyorum dediğiniz hal gibi ruhunuzda ya bir şeyler hissediyorum ama anlamlandıramıyorum yani demeye başlarsınız. Hassaslaşırsınız. Ve zaten bu Peygamber Efendimiz, Efendilerimizde de bu elest alemi, yüksek velilerde de bu elest alemi anlatılır. Orada Cemalullah'ın bizle teşrif ettiğini, kurban olduğum Allah ruhlar halinde sözleşme aldı. Kur'an'da da geçiyor bu. Biz orada Cemalullah'ı gördük. Rabbimizin cemalini gördük biz orada. Şimdi birden bir yandan diyoruz ki Cenab-ı Allah ezel ve ebeddir. Yani demek ki bir ezel aleminde, yani Cenab-ı Allah'ın kudret aleminde bir görüntüyle geliyoruz biz. Ebedse. Ama buraya geldi mi müddetli bir aleme geldiğimiz için kapanıyor. Hatta bazı çocuklarının eğer istikamette giderse, biraz da mayası çok temizse, biraz da seçilmişse, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime dedi ya, buyurdu ki iblis deyince ki ben onların diyor altından girer üstünden çıkarım. Çünkü kalıp bedendesin, kulağından burnundan bilmem neden yer gibi girip çıkıyor. Bu mu diye eşrefi malum. Cenab-ı Allah'ın daha vereceği nuru görmemiş, yazılımı görmemiş. Hani siz bilgisayarı görseniz düğmeye basıyorsunuz, çalışmıyor, klavyelere basıyorsunuz, çat 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 çat, ortada bir şey yok. Bu mu yani tasarım? Ama bir anda prize takıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki müthiş donanım, CorelDraw'lar, Photoshop'lar, bilmem neler, WhatsApp'lar, öbür dünyadan görüşmeler, program yapmalar, bu ne arkadaş ya?
Bekleseydi, acele etmeseydi zaten acele, o zaman diyecekti ki zaten şeytan söylüyor bunu. Eğer bekleseydim diyor, sabretseydim, insandaki bu donanımı Rabbin ruhundan, özünden verdiğini görseydim diyor, ben Allah'ın eserine secde ederim. Ama bir cinni Rabbani dönecek orada, acele ediyor ve kibirden dolayı, o yüzden kibir diyor, yüksek kibirli insanlar diyor, Allah'a karşı diyor, hakikati görmeden acil ön yargıyla karar verirler. Ekleyemezler. Bir sabretse işin sırrını, hikmetini görecek. Bazen biz de yaşıyoruz bunu, anlamlandıramamız, bizi gelen bir olay olduğu zaman biraz sabrettiğimizde bazı durumlarda işin aslı ortaya çıkıyor. Tüh diyorsun. Yani acele etmişim veya iyi ki o anda o hareketi yapmamışım. İyi ki beni bir şey tutmuş. Yoksa ortalık karışacak dediğimiz bir sürü hadise var değil mi işin mahiyetini öğrendiğimiz zaman. İşte Cenab-ı Mevla zaten yaratma sıfatlarında geliyoruz ruha. Sıra diyor ki önce ruhu yarattım. Yani paralel söylüyorum. Önce lahut alemini diyor yarattım. Lahut alemi bedensiz, gayb, mutlak, Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir alem, ama burada aslında bir mesaj veriliyor. Hani bu Big Bang'la Tanrı parçacığı dediği bir şeyi arıyorlar ya, bu kafası gidikler. İşte o zaten. Rabbil aleminin ruh dediği. Bak çok yerde biz ruh çıkıyor karşımıza. Cenab-ı Allah diyor ki biz onları Ruhul Kudüs'le destekledik. Bak yine karşımıza çıktı. Sizlerle bir daha rüya ve şeydir bunda yaparken diyor ki bir ruh meleği vardır diyor. Rüyadan sorumlu bir ruh meleği vardır. Cebrail bazı yerlerde ruh diye geçiyor. Yani dikkat edin. Bu gayb denizinde hep bir sır var. Hep karşımıza ruh olarak çıkıyor. Sizin benim taşıdığım da zaten ruh. Halk diliminde biz buna ne diyoruz? Can diyoruz. Can. Yani cismani ruha en basit terimiyle ilk aldığımız şartla can diyor. Olmadığı zaman yoksunuz. Kemiğiniz, etiniz başlıyor çürümeye. Cep telefonunuzda şarj olmadığı zaman kalıpsınız. Ne zaman tozlanacak, çürümeye başlayacak. İşte Cenab-ı Allah'ın kudretindeki yaşama ilk hayatın başlama noktası kendi ummanından, kudretinden verdiği o ruh denizi. Ne diyor? Önce ruhu yarattım, sonra nuru yarattım, sonra kalemi yarattım, sonra kelamı yarattım. Tüm alemler. Sırayla. Ama bu dört başlığın içinde müthiş derecede bir donanım var. Önce kainatın kudreti ruh. Sonra nur. İşte nur-u Muhammedi. Geçen televizyonda da söyledim. İşte Cenab-ı Allah eşref-i mahluk olarak insanı yarattığı için bak ne kadar değer verdiysen, ilk Nur-u Muhammed, ruhtan sonra Nur-u Muhammed gelir. Nur-u Muhammed şu şekilde gül goncası gibidir. Goncayı bilirsiniz değil mi? Gül goncası şu şekildedir gonca. Açmaya yakın ne yapar? Şöyle şöyle açar yapraklarıyla. İşte bu hilal şekli Peygamber Efendimiz'i temsil eder. Yoksa ayın hilal şeklini değil. İslamiyet'teki hilal biliniyor. Yani Peygamber Efendimiz'i anlıyor. Hayır, bu kainatı kaplayan nur. Sistem kuruluyor kainatta. Ve ışık gideceği yere, yani mümeyyiziz, büyük bir tasarımla her şey gideceği yere doğru gitmeye başlıyor. Galaksiler nerede dolaşacak? Nebulalar nerede dolaşacak? Yıldızlar nerede dolaşacak? Gezegenler nasıl olacak? Bir süre sıkışmış gaz olarak nasıl kalacak? Sıkışmış gaz olarak kaldıktan bir süre sonra orada hayat canlanmaya nasıl başlayacak? Oradaki gaz, neme, suya nasıl dönüşecek? Oradaki toprağa nasıl geçecek? Topraktan nebatat nasıl çıkacak? Yani bitki nasıl çıkacak? Bitki formundan hayvan formuna geçiş nasıl olacak? Hayvan formundan bir süre sonra insan yeryüzünde nasıl yaratılacak? İnsanla hayvan arası, bitkiyle hayvan arası farklılıklar nasıl tanzim edilecek? Ve hakeza. Yaşama ve yaratma kudreti. Bir de devam ediyor işin enteresanı. Yani bu kadar mükemmel bir yaratılış, tamam tablo yapıldı, mükemmel derece orada, kendi kendini idame etsin. Ölenler, kalanlar. Hayır. Bir de üstüne sürekli yaratma devam ediyor. Şu vücudumuzdaki hücreler bile sürekli eksiliyor. Saçlarımız bile. Banyoya gidiyoruz, bir kere kuru çıktığımız yok yani. Ya saç dökülmüş, ya kıl dökülmüş, ya bilmem. Dökülen hücreler
evde tek kişi geziyorsunuz, parmak uçlarında geziyorsunuz diyelim zaman zaman kirlenmesin diye bu kadar toz, saç nereden çıkıyor hayret ediyorsunuz. Ve onu da bir de mikroskopla incelerseniz milyonlarca, milyarlarca varlık var içlerinde. Değil mi? Demek ki bu kadar kudreti yada mümeyyiz Cenab-ı Mevla'nın, şimdi gördük mü? İlk kudretinin en büyük varlık ve hayat sahası el haydan ruh. Bunun içerisine her şey kodlanmış. Ve bu insanın özünde de can dediğimiz şeklinde var. Bizim hayat kaynağımız, yaşam kaynağımız, beynimizle kalbimiz arasındaki irtibat, ruhumuz arasında bu can sayesinde oluyor. Bunun bir ileriki boyutu var. Bunun ileriki boyutunda sonra bu can insanda tekamül ettikçe, yani şimdi geliyoruz degaje mevzusuna, tekamül mevzusuna, ruh modifiye olur mu sorusu. Beden modifiye olduğu gibi, yani bebek beden emekliyorsun. Ayağa kalkıyorsun çocukla yani şiri şiri alyanak. Ondan sonra 10'lu yaşlar, 15'li yaşlar, 20'li yaşlar, 30'lu 40'lı yaşlar, sonra çökür. Beden modifiye oluyor, bir ağaç gibi büyüyor, meyve veriyor, akıl veriyor, iş yapıyor. Ruh tekamül etmez mi? Ama bazen beden büyürken ruh sünen insanlar oluyor. Yani ruhunu geliştiremiyor, geliş gayesini bilemiyor. Ruh da küçülünce yeterli olmuyor. Bu sefer beden dışarıdan başka enerjileri almak zorunda kalıyor. Nedir onlar? İşte bazen bedensiz varlıklar da o küçülen ruh yüzünden bedeninize giriyor. Çünkü patlıyor. Savunma sisteminiz çökmüş. Biz niye ibadet ederiz? Cenab-ı Allah da bizi niye der? İnsi ve cinni bana ibadet, kulluk için yarattın. Bu ibadet sadece işin şeyi değil. Yani namaz zikir kısmı değil. Hayırlı işler yapsınlar, hayırlı binalar yapsınlar, hayırlı devletler kursunlar, sadakalar versenler, teknoloji yapsınlar, Allah'ın sırrını bilsinler, uçaklar, gemiler, kulluk budur zaten. Kulluğu hapsetmesinler şey. O zaten bizim bedeni akupunktur noktalarımızdan tutun da kan dolaşımıza kadar, bedeni sıhhatimize kadar, isterseniz buna aura dinamik deyin, yapacağımız bedeni hareketlerle hem ruhumuza hem bedenimize kuvvet veriyoruz. Hem kan dolaşımımızı hareketlendiriyoruz, hem gözümüze kan gidiyor, aklımıza, beynimize, secdeye gittiğimizde bunların hakaza ince ayrıntıları var. Ve Allah'ı hatırlatıyoruz. Ruhumuz dinleniyor, bedenimiz dinleniyor. Ama geniş manası budur. Çalışmamız, iş üretmemiz, bakın sizin size şu anda program yapmamız, hayır konuşmamız, oraya meleklerin gelmesi. Diyor zaten Cenab-ı Allah diyor. Ben yeryüzünde diyor, benim ilmim, tefekkürüm, adab noktasında gitti mi diyor. Meleklerime onunla övülürüm. Bakın siz eşrefi mahluk diyordunuz. Acaba dünyada sıkıntı mı çıkaracak diyor. Daha önce bedensiz varlıklar dediğimiz bedenliydi onlar. Cinlerden biliyorlar. Bakın diyor ne kadar güzel. Benim alemlerimi keşfediyorlar. Benim yaratılış sırlarımı öğrenmeye çalışıyorlar. Yani ağızlarında oruçlu oruçlu Ramazan'dan çıkmışlar. Bunları konuşuyorlar. Şimdi futbol maçına dalanlar var. İşte şurada burada zevki sefada koşanlar var. Biz ne yapıyoruz? Cenab-ı Allah'ı anlamaya ve anlandırmaya çalışıyoruz. Kur'an, edep, ilim çizgisinde. Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği şey. Ben diyor mudrikim. İdrak sahibiyim. El mudrik. Gerçek idrak, kainatın asıl idrakı benim. Ama sevdiğim ve secdiğim kula da idrak verin diyor Allah-u Teala. Ama mukaddes hanım burada çok önemli bir ayrıntı var. Cenab-ı Allah diyor ki sevdiğim ve seçtiğim kula diyor. Her kula vermiyor bu idrakı. Adamın algılayışı bir yere kadar. İşte dünyaya geliyoruz. İşte büyüyoruz. Ondan sonra çalışıyoruz. Çoluk çocuk yapıyoruz. Zevki sefa yaptığımız yerler var. Üzüldüğümüz yerler var. İşte bir gaye. Toprağa giriyoruz. Demişlerdi ki bir ahiret var. İyi insan, kötü insan ayrıştırılacak falan. Olabilir. Adam bu kadar değil. Ebir de diyor ki hayır ben buna inanmıyorum. Kainatta bir devinim var. Az evvel Hakan Bey dedi işte ben ona Big Bang diyorum. İşte her şey açılmış, saçılmış, gezegen olmuş, nebula olmuş. Kendi kendine oluyor. İşte ölüyor. Öldükten sonra çürüyor. Çürüdükten sonra ot oluyor. Ot geliyor, inek yiyor. İnek yiyor, tezek yapıyor. Tezekten saprofitler toprağa karışıyor. Sonra bir süre sonra diyor
Oradan tekrar bedenleniyor, hayvan oluyor ya da işte insana geçiyor. Ebir de diyor ki o kadar aşağılamayalım kendimizi. Tezek olmasın da insandan insana geçiyor. Tenasuptan da basamakları vardır. Bazıları böyle bir tenasuğa inanıyor. Ya, tevazunun dibine vuruyor. Ha, tezek olmuşuz ne oluyor yani? Ne olacak işte diyor. Bedenden bir şey, varlıktan varlığa geçiyoruz diyor. Tek hücreli olabiliriz, çok hücreli olabiliriz. Ne olacak diyor. Hani tevazunun dibine vuruyor. Canını yiyeyim onu, kötü bir şey değil. Ama Cenab-ı Allah diyor ki öyle değil diyor. Ben eşrafı mahluk olarak diyor, seni farklı tuttum diyor. O şekilde değil, bu kainatta bir nizam var diyor. Tavşanın bir deviniminle, mamyonun bir deviniminle, balığın bir deviniminle diyor. Sen aynı değilsin diyor. Senin mantar gibi, hani gökten diyor Musa'ya nasıl diyor bıldırcın indirdiysek diyor, seni de diyor biz gökten indirdik diyor. O bıldırcın gibi diyor gökten indirdik. Hatta derler ki bir sır vardır. Acaba bu bıldırcın gökten inenler sonraki yeryüzünde mantarlar mıdır derler. Yani dünya şartlarına uyan bıldırcını mantarla eşleştirenler vardır. Yani bazıları haklı sebep olarak görürler. O bıldırcın gibi önendirin diyor. Çünkü mantar hayvanla nebat, bitki formu arasındadır. Tadı da ete benzer. O yüzden derler ki o gökten gelen, Musa'nın kavmine gelen o bıldırcınlar diyor, dünya şartlarına kaldı mı, acaba mantar mı oldular şeklinde dedi. Şimdi neticede şöyle söyleyeyim. Oradan bıldırcını indiren Cenab-ı Allah, Adem'i yeryüzüne indirerek son sürüm formatı başlattı. Yani onun devinime ihtiyacı yok. Ve burada Cenab-ı Mevla'nın Ramazan geldi söylemem lazım. Keyfiyetini bilmezsek olayları karıştırırız. Çünkü insan aklıyla biz yaratılışı düşünmeye çalışıyoruz. Şimdi Terzi Baba'ya demişler ya zamanda, bağlantı kuruyorum. Nöronlarım şimdi bağlantı kuruyor. Yani boş kapı bulanmasın diye. Terzi Baba'ya bir gün demişler ya baba sen diyorsun ki işte bunların inandığı Allah'ın sıfatları vardır tabii ki. Çok var da hani bilinen 8 sıfattan bahsedilir. Özellikle o yüzden de Selçuklu Yıldız'ı sekizgendir. Bir de kainatın taşıyan 8 sütun şeklinde melek vardır. Ayette de geçiyor. Siz onları göremiyorsunuz diyor. Sütunlar gibi diyor. Kainatı ayakta tutan sütunlar var. Manyetik sütunlar gibi düşünün. Yani ben bir gece bir Akbaba Hazretleri'ne gitmiştik arkadaşlarla. Alttan böyle yeşil bir ışık vuruyor. Ağacın gövdesi görünmüyor. Ama bir bakıyorsunuz ki ağacın dalları, yaprakları galaksi gibi o kadar güzel bir şekil çiziyor ki dallar orada, yapraklar burada, kalın dalga. Şimdi dedim bakın, alttan vuran ışık ağacın gövdesini göstermiyor. Yani şuraya göstermiyor. Aslında bunun bir gövdesi var. Baktığınızda havada askıda duruyor. Allah'ın ihtiyacı mı var? Yok. Havada bir pimpon topuna rüzgar yaptığınız bile havada duruyor. Manyetik alan da oluşturabilir. Ama var diyor, sütunları var diyor. Kainatın 8 tane sütunu vardır diyor Cenab-ı Allah. O yüzden bu sırrı bilenler Selçuklu Yıldız'da sekizgenden oluşur. 8 tane cennet sırrı da buradan gelir. Peygamberi akla ulaştı mı bak ilimde ne kadar derinleşiyorsunuz. Ve daha diyorsunuz çünkü doymuyorsunuz. Mevlana ile Şems arasındaki muhabbet gibi oluyor. Şems arasındaki muhabbet gibi oluyor. Tartarlar sizi. Derler ki ya Mevlana ne duruyor? Aşk diyor maşkunun karşısında kendinden geçmek değil midir? Doğru yani mizana vurursanız aşk maşkunun aşk olduğunu karşısında kendinden geçendir. Ele ayağa dolacaksın. Aşkında büyük heyecanlar yaşayacaksın. Yani gerçek aşk budur. İlk göründüğünde. Doğru diyor. Ama diyor bir veli olan Bezzet Bestami din namazında hallendi. Çünkü onların kendi aralarında birbirlerini anlattıkları için gösteriş için bu muhabbeti yapmazlar. Bazen böyle hani Allah ne siklete getirdi diye ikramı anlatırlar. Tartarlar kendi aralarında. Öyle bir muhabbet meclisleri vardır. Yoksa ben bugün o makama geldim, gökten geldim, indim benim. Onu halkın arasında açmazlar. Kırklar meclisinde Cenab-ı Mevla'nın ikramı konuşulur. Kurban olduğun ikramı. Konuşulur ve onlar bu edebi bildikleri için bu ikramları, Cenab-ı Mevla'nın ikramları kalplerine kuvvet gelsin diye size Cenab-ı Allah ne ikram etti? Size Cenab-ı Resulullah ne ikram etti şeklinde konuşurlar. Çünkü orada işin içine ego girmez. Vereni bildikleri için sanat sahibinin teşrifini, şereflendirmesini konuşurlar. Bizim gibi acize kurban olduğum Mevlam ne güzel, nasıl ikramda bulundu ya falan şeklinde. Muhabbetler neyse oradan tartıyorlar, oradan biliyorlar. Bestami diyor, namazda diyor bir miraç haline yüklendi. Yani kendinden geçti, bir takım alemlere çıktı ruhen, geldiğinde bayılmıştı.
namazda bayılmış düşmüştü artık. Bir süre sonra kendine geldi. Ama Cenab-ı Resulullah hem bedeniyle hem ruhuyla miraca çıktı ama hiç o baygınlıkla, sarhoşlukla dönmedi. İşte incelik burada. Havasın sırrını herkes anlamaz. Ama biraz kalplerimiz açılsın diye Ramazan'a münasır şöyle. Diyor ki çünkü Cenab-ı Resulullah'ın gönlü Allah tarafından genişletilmişti. Bir vadi gibiydi. Her sır attıkça taşmıyordu. Ama şeyin Beyazıt'ın kalbi bir fincan kadardı. Küçücük en ufak aşk şerbeti dolduğunda taşıyordu. Çünkü gönlü küçük. Dar. Gönül kabı şu kadar. Birazcık sır veriyorsunuz. Aşk şerbeti poşu poşu taşıyor. Çünkü küçük. Ama Resulullah hep geniş. Aldıkça daha diyor. Haliyle oradan da bir sonuç çıkıyor. Bu milletin asıl aşıkları... Hem Tebrizi'yle evet. Mevlana'nın karşılaştığı anda değil mi? Onun sınava tabi. Aynen. O yüzden hani asıl aşıklar Hallacı Mansur gibi sırrı anlayıp da enel hak, yani ben hakka karıştım. Rabbimin umman denizinde damlaydım. Damla denize karıştı. Ben artık Rab'deyim diyeceğine cümleyi tam kuramıyor. Aşktan dolayı aşk da beden ister. Haliyle Muhyiddin Arabi'de o da yanlış anladığına götürülüyor. Ama Cenab-ı Mevla işte aşkın hazmedenlerini daha çok seviyor ama. O makamı göreceksin, halkın içinde Resulullah gibi taşıyacaksın. Sıradan ümmetin tamam vazifen yüksek ama yaşam koşullarınla nedir o mücadelenle halktan birisi olacaksın. Çünkü Resulullah zaten ertesi gün Miraç'tan döndüğünde Yahudi bir kadının çuvalına yardım ediyor. Ya bu Resulullah. Ben koskoca Resulullah'ım. Gökten Miraç'a çıkmışım. Cenab-ı Mevla'yla teşrif etmişim. Alemin yaratılma sevgi sebebiyim. Çünkü alemin yaratılma sebebi sevgi. Anlayabilsek. Sevgi, Allah'a olan sevgi. Zaten Allah'tan korkun derken de asıl bunun mahiyeti şudur. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkundur. Bu cümlenin tamamı budur. Ama Arif cümlenin tamamını anlar. Ağlam cümleyi olduğu gibi anlar. Asıl korkun şu budur. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkun. Cümlenin tamamı budur. Siz öyle bir şey annenizin sevgisini kaybetmekten korkun ya. Mevzu budur. Annenin sevgini kaybetmekten korkun mevzusu gibidir bu. Korkun mevzusunu sen alırsan bir yere basıyorsun. Ya ne ürkücü yalan korkun. Hayır. Gerçek cümlesi onu Arif onu bilir. Allah'ın sevgisini, rahmetini, merhametini, sizin üzerine titizlenmesini, sizi halife yapmasını, sizin hadi bunu ispatlayın deyip hayata getirmesini biraz imtihan, biraz sıkıntıyla aslında olgun bir varlık, Allah'a insan olmayı ispat eden beşerden çıkıp birazcık daha edepli, adaplı, yanmış, yıkılmış ama Allah'tan geri durmamış, eksiği gediği olmuş ama terk etmemiş, havlu atmamış, kul olun. Ve sevgisini kaybetmekten korkun manası budur zaten. İşte ruh, yaratılış sebebi olarak ruhu bunu anladığımızda o zaman insan olacağız. O yüzden denir ki mukaddes hanımcık ilmi lahut yani Cenab-ı Allah'ın kudreti ilahisindeki olan ilim ve alem. Sonra bu aşağı iner ceberut güçlü meleklerin güçlü kuvvetli alemler. Sonra bu iner melekut alemine. Bir kademe daha meleklerin taşıyıcı meleklerin frekanslar diyorlar ya manyetik alanlar diyorlar ki manyetik rezonanslar, manyetik kudretler, kuvvetler melekut alemi. Melekler bunları organize eder. Mikail Aleyhisselam ve göksel olayları organize eder. Frekanslar, UF, ışınlar, kısa dalga uzun dalga bunlar için ete kemiğe bürünmüş kısmıdır. Aslında bunlardan sorumlu melekler vardır. Ama biz onları göremeyiz. Nasıl insanın içindeki ruhu göremiyorsak bizim görünür bir şeyimiz var. İşte bu frekanslar, yadır dalgaları bunların görünür boyutları, bayıtları. Bunlardan vazifeli melekler vardır. Tıpkı her yağmur tanesiyle, her kar tanesiyle bir meleğin indiği ayetinde olduğu gibi. Siz onu yağmur şeklinde görürsünüz, o zahiri bedenidir. Ama onunla birlikte inen yeryüzünden bir melek vardır. Teslim eder onu toprağa.
Yoksa birbirlerine karıştılar. Bu kadar yağmur yağıyor da niye birbirine karlar çapraz çapraz birbirine girmiyorlar? Sicim sicim yiyorlar. Bunlara bu yol düzenini bildiren nedir? Sicim sicim iniyorlar. Böyle birbirlerine girmiyorlar böyle. Rab melekleri vardır. Şimşek melekleri vardır. Yıldırım melekleri. Alemde her şey Cenab-ı Allah'ın nizama tabi. O yüzden zaten diyor ki siz Rabbinizi tanıdıkça hayranlığınız artacak. O yüzden Allah'tan korkan diye söyler. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkan alimlerdir. Bu muhteşem sanatı, bu muhteşem tanzimi, nizamı görünce. Ama işte göz pardeli olunca, midede kalınca şeyde bu frekans boyutunda kalıyor. Bu radyasyon boyutunda kalıyor. O kadarını görebiliyor. Haksızlık etmiyorum. O kadarını görebiliyor. Ne yapsın? Ama insan olgunlaştıkça işte ruhu tekamül ettikçe algı, ruh bu sefer aslında vücudu etti mi seyretmeye başlıyor. Bazı yerlerde seyretmeye başlıyorsunuz. Size yeni bir tedris yapılıyor. Artık görmeye başlıyorsunuz. Yani bir fizik matematik problemini çözmeye çalışanların konuştuğu mevzuyu size gösteriyorlar. Siz matematikten, fizikten anlamıyorsunuz ama seyrediyorsunuz. Yaratılışı seyrediyorsunuz. Cenab-ı Allah ikram ediyor. Sizi bazı şeylere şahit, işte şehit şahit demektir. Şehit kelimesi şahitten gelir. Allah'ın sırrına şahit. O neyle şahit oluyor? Belki alimliğiyle olmuyor. Allah yolunda canını samimi olarak verdiği için şahitler makamına getiriliyor. O yüzden hani bazı şahitler makamına getirenler dünyaya gelip gidebiliyorlar, tasarruf yapabiliyorlar, çoluğuna çocuğunu uyarabiliyorlar. Halk bilimi kaynaklarında size zaten söylemiştim. Bir takım evliyalar, yatırlar veya anne, baba çocuğunu uyarıyor. Kalk diyor, evin soyuluyor. Veya oraya gitme, başına bir şey gelecek. Şurada diyor, zamanında bir para bırakmıştım. Kalk onu al. Haliyle Cenab-ı Mevla'nın tasarrufu açık bıraktığı kulları vardı. Kulları vardı. Ha sen insanı cesetten ibaret bilirken yaşadık. İçimizde bir can vardı. Çıktı gitti kerata. Nereye gitti bilmiyorum. Çürüdük gittik. E senin algında o kadar ne yapayım? İmanın olduktan sonra sıkıntı yok. O da güzel. Ama herkesin idrak derecesi var. O yüzden diyor ki Cenab-ı Allah beni mahşerde hesap görüldükten sonra ancak peygamberler ve onlara yakın kullarım Cemalullah'ımı görecekler. Tamam cennete gidenlerde de bakın bir de Cemalullah makamı var. Herkes Rabbini görecek diye bir şart yok. Ha ben ümit ediyorum ki görecektir ama onlar kadar değil. Onlara da bir makamda göreceklerdir. Çünkü nur perdeleri vardır. Ha Musa'ya Cenab-ı Mevla Tur Dağı'nda işte Rabbim seni görmek istiyorum dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi peki niye bekle yakında seni miraca yükselteceğiz. İşte bize geleceksin. Gök katmanların yedi feleği geçtikten sonra, arşı da geçtikten sonra bize geleceksin buyurmadı. O Hazreti Muhammed Mustafa'ya münhasır. Ama Tur Dağı'nda şu orada bir nura, yani nurun bir tezahürüne bak. Orada bir sayhada duydu. Cenab-ı Allah İstediği her şeyi yaratan değil mi? İstediği şeyden istediği şekilde tezahür eder. Ama bir derecesi var orada. Orada arş-ı alada kudreti ilahide Sidretül Müntaha'nın ötesindeki gibi teşrif etmedi ama Hazreti Musa'ya. Demek ki peygamberlerine, velilerine de bir tezahür etme, şereflendirme, teşrik-i mesai demiyorum ben ona. Teşrif-i mesai. Şerefli bir mesai Hocam. ayırıyor kurban olduğuna. Hocam tam yeri Buyurun. gelmişken bir soru sorabilir miyim? Ama o Miraç'ta Estağfurullah. dönerken işte namazın emredilmesi işte Hazreti Musa ile karşılaşıyor. Çok fazla diyor 50 reket diyor sonra gidiyor tekrar. Yani orası biraz benim hep kafamı karıştıran bir şeydir. Yeri gelmişken o konuda fikriniz var mı hemen iki cümleyle hocam? Yani Şimdi Hazreti müessere Musa sürekli Hazreti Peygamber'in yukarı mukaddes. mukaddes hanım, pardon. Mukaddes demez. Ne Olsun. dedim? Müyesser Ne dedim? diyorsunuz siz bana. Olsun. Ya Allah Allah. Olsun. Yani o da çok güzel bir manaya geliyor ya. Evet, mukaddes hanımcığım, buyurun.
Peki orada Evet. Hazreti Musa'nın tekrar tekrar göndermesi, bu doğru mu çevriliyor bu ayet hocam? Yani Hazreti Peygamber tekrar gidip Allah'la pazarlık yapıyor pozisyonuna düşmüş gibi oluyor sanki. Tabii şöyle, bu algımızla ilgili bir şey. Aslında değil. Yani şimdi şöyle, orada bile bak mesela aslında şöyle var. Peygamber Efendimiz Miraç yolculuğuna yaparken bile öyle yerlere geliyor ki, öyle yerlerden geçiyor ki, bugün uzaya gitmeye kalksak diyelim, nebulaları, gezegenleri bilmedik görsek aklımız hayret içinde kalacak ve pek çok yere takılacağız. Bugün bir yere davet edilmediğimizde, diyelim 7 yıldızlı, 6 yıldızlı bir otele davet edildiğimizde dikkat edin, yani daha birinci kattan başladı mı oyalanmaya başlıyoruz. Gözümüz gönlümüz bir yere giriyor. Bu ne lan? Buradaki lüks ne ya? Oradaki ne? Koltuğa bakar mısın? Gelene bakar mısın? Ve çıkarken Cenab-ı Resulullah, bakın bilinmeyen bir şey var. Orada şeytanlar belli bir makamda öyle albenili, öyle güçlü ne varsa orada Resulullah'a tezahür etmeye çalışıyorlar. Saldırmak değildir bu. Demek ki bir albenili çok büyük bir albenili ve ben Allah'a gidiyorum. Düşünün, düşünün yani. Cenab-ı Allah sizi miraca ekiyor. Cebrail aleyhisselam geliyor ve ona şu dua okuyor ya Muhammed, diyor, kuvvet bulursun. Yani miraca çıkarken bile sizin miraç, ya Allah'a giderken bile, yani diyelim çok yüksek bir bina var, çok donanımlı, çok güzel. Asansörden çıkıyorsunuz, her kat birbirinden değişik sırlara vakıf. İşte insi, cinni, göklerdeki alemler, felekler. Ama orada bile bir takım görüntüler gördüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail diyor ki, şu duaları oku, kuvvet bulursun diyor. Yani aklını çelmeye çalışıyorlar. Peki oradaki dizayn, düzen, yapı Allah'ın değil mi? Ona rağmen yolculuğunuzda bile imtihan ediliyorsunuz. Yani düşünün, artık ben kopmuşum dünyada. Felekleri geçmişim, belli bir makama doğru, yukarıya doğru gidiyorum. Oradaki görüntüler şeytanların nasılsa, ben şöyle hissediyorum onu. O kadar albenili, o kadar güzel kadınlar şeklinde, o kadar nedir o şatafatlı, lüks kral daireleri gibi belki görüntüler geliyor ki. Çünkü bazı otellere çağrıldığımızda hissediyorum onu, gönlünüz kaysın, satın alının diye hissediyorum onu ben. Benzetme yapıyorum tabii, Allah iyisini bilir. Ya Resulallah diyor, kalbim kuvvet bulur diyor. Orada çok özel bir dua vardır. İnsi, cinni, şeytanlara okunur. Benim şurada not olarak durur. Onu okuyor. Şimdi oraya bağlayacağım. Şimdi Cenab-ı Allah orada bile bir tedris var. Miraca gittiğiniz zaman da bile bir tedris var. Yani orada bir Allah-u Teala'nın terbiyesi var. Orada bile bir tedrisi var. Geliyor tekrar gelirken, işte ben İsa Aleyhisselam'ı, İdris Aleyhisselam'ı Cenab-ı Resulullah gördüm diyor. Musa Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Şemaillerini anlatıyor. Biraz al yanaklıydı diyor. Birazcık diyor Musa iri omuzlu, sert yapılıydı, boyluydu. İsa Aleyhisselam'ı tarif ediyor. Sanki şurada diyor bir su damlası gibi diyor, bir damlası akacak gibiydi diyor. İşte pembe yanaklıydı falan. Ayrıntıları veriyor. İşte şu omuzları şöyleydi falan. Şimdi gelelim namaz kısmına. Orada diyor ki işte Cenab-ı Allah hala orada bir tedris veriyor. Ve orada seviyor. Cenab-ı Allah kurban olduğum Allah'ın peygamberler arasındaki münazarayı seviyor. O yüzden diyorum ki Cenab-ı Mevla'ya kendi akli keyfiyetimizle oradaki mevzu anlarsak bir takım bahaneler buluyoruz. Orada hala münazarayı seviyor. Yani peygamberlerin arasında bir istişare yapılmasını istiyor. Yoksa orada benim dediğim dedik diyebilir Cenab-ı Mevla. Ama o kadar güzel bir sistem yaratmış ki, ve onu bize istişare olarak Peygamber Efendimiz yeryüzünde öğretiyor. Diyor ki istişare edin, bereket vardır. Orada bile peygamberleri arasında istişareyi Cenab-ı Allah memnun oluyor. Öyle bir Allah ki benim dediğim dediktir diye kurban olduğum kesin hüküm koymuyor bazı durumlarda. İstişareyi seviyor. Ve bunu da bize öğretiyor. O yüzden Allah'ın terbiyesiyle terbiyelenin diyor. Tevazusunu bile Allah bize öğretiyor. Ve bazı ayetlerde biz yarattık diyor. Yaratmış, senin dışında yaratıcı mı var? Yani sizi vesileler yaptık. Vesilelerle yaratılma yerine biz diyor. Seni işin içine katmak istiyor. Yani bir çocuğu annesinin babasını onurlandırması gibi. İşte bunların inceliklerini anladığımız zaman burada Cenab-ı Allah'ın tevazusunu da öğreniyoruz. İstişareyi de seviyor. Burada metazoru, her şeyi emreden değil, peygamberler arasında bile münazara eden bir Cenab-ı Allah görüyoruz. Ve kainatı bize her şeyi öğretebilirdi. Kur'an'da her şeyde hiç tartışmaya gerek yok. Ne tartışıyorsunuz? Ben kainatı yaratılışı şöyle şöyle başlattım.
bu kadar araştırmamız da yok. Ya Rabbi, ilmi lahut nedir? Ruh nedir? Biraz ayrıntıya girsek, fizik formüllerine girsek, mc kareler yapsak. Hiç. Arayın, bulun. Tartışın, münazara edin, keşfedin. O yüzden diyor ki Cenab-ı Allah, ben sizi beni keşfetmeniz için yarattım diyor. Allah en çok ilmi edepte keşfetten hoşlanıyor. Araştırın, keşfedin, tefekkür edin, düşünün, bu konuda yarışın. Gelelim oraya, münazara ediliyor. Ondan sonra diyor ki 50 rekat ben baktım ağır geliyor diyor. Bak Allah münazarayı seviyor. Ondan sonra Efendimiz 5'e kadar geliyor. E bizimkiler sonradan zaten buna sünnetleri falan eklediklerine neredeyse 50'ye geliyor. O yüzden diyorum ki ayrı zaman insana diyorum bunu bilmiyor. Bazen bütün paketi veriyorsunuz, insanlar namazı kılmıyorlar. Yorgun geliyorlar. Şimdi teravih sanki 20 rekat gibi yaslıyorlar. Kılamaz ya. Ayrı zaman insanı 20 kılamaz. Öğrettim bunu. Son yıllarda bastıra bastıra Allah şahittir. Yani ilahiyatçıların işini yapıp kabul ettiler. 8 kılabilir. 4 rekat farz kılar, çok yorgundur. Sünnetini de kılamayız. Çünkü teravih de sünnettir. 4 rekat farz kılar, 8 rekat şey kılar, teravih kılar. Nedir o? Sonra da bitir de kılabilir. Bu hakkı da var. Aa, benim çok borcum var, gücüm var deyip 20 rekat da kılabilir. Borcuna gitsin diye inşallah. Bu sırada biri der ki ya hocam borcuna gitmez. Kaza ayrı, bilmem ne ayrı. O zaman bu işin muhabbeti bitmez. Onların çoğu borca gidecek inşallah. Allah en iyisini bilir. Kazayı kılabiliyorsan kıl. Ama adam düzenli namazını kılmıştır, yaşlanmıştır, vakti yoktur. Ya da bugün ben gelirken mesela size namaz kılarken 4 rekat farzımı kıldım, arkasından 4-8 rekat vitri şeyimi kıldım, teravimi, konuyu getireceğim bizime. Sonra dedim ki vitri kılmadım. Yatmaya yakın 2 rekat, 4 rekat daha vitri kılırım. Ama çoğu kişi bilir ki hocam sonradan vitri gene kılınır mı? Tabii ki kılınır. Vitri kılmadıktan sonra, pardon, araya sonradan teravih de ekleyebilirim. Çünkü bu nafile namaz. Sonradan bir 4 daha kılabilirim. Bir saat sonra bir 4 daha kılabilirim. Sabah olmaya yakın vitri kılarım. Uzatabilirim bunu. Her şeyi paket ettikleri için. Yani 13 böyle ya da 20 rekatta paket, hadi git. Eskiden mesela çay kahve içerlermiş, namaz kılarlarmış. Tekrar çay kahve içerim, dinle. O da bir namaz tarzı. Yani namazı hayata yaymışlar. Ya da 13 rekat namaz ya sıkılmıyor. 4 rekat, 2 rekat, 3 rekat kılıyor. Adam gece 2 rekat gece namazına kalkıyor. Hadi ne diyeceğiz buna? Maşallah. Allah'ın daha çok memnun olduğu. Sen bir anda paket yaptırıyorsun. Ya farzları kıl. Ayrı zamanda zaten Evliya'nın çoğu onu söylüyor diyor. Bu devremin diyor namazını diyor farzlarını kılan Allah'ın izniyle yükümlülükleri getirir. Çünkü insanlara öbür türlü namazdan kaçıyorlar 13 rekat bilmem. Ne zaten sabah namazı 4 rekat. 10 rekat öğledir. Öğlenin 4 rekatı sünneti müekkede farza yakındır. 8 de kılabilirsin. Hani o farza yakındır. Çok aşırı acilin vardır. 4 rekat bile öyle kılabilirsin. Ama 4 rekatı Efendimiz çok önem verdiği için 8 de kılabilirsin. 10 da kılabilirsin. İkindi zaten 4 rekat. Yani 8, 4 sünnet, 4 farz kılmak zorunluluğun yok. Hatta o sünnetin içinde 2 de kılma hakkın var. 2 sünnet, 4 farz da yapabilirsin. Bunları öğretmiyorlar. Yani şimdi diyorlar ki ideal paket diyelim bilmem ne sel. Kaç lira? 129 lira ideal paket. E peki adamın işini 4 GB görüyor ve Allah ondan sorumlu. Niye bunu öğretmiyorsunuz insanlar? Çoğu kişiye bunları anlattığımızda bir naçiz halinde hocam ben artık dedi yaslayıp kaçırmıyorum dedi. 4, 2, 3, 4 rekat var, 2 rekat sünnet, 3 rekat vitirde kılıyorum. Çok yorgunsam. Çünkü diyor 4 rekat fazla 3 rekat vitri de kılıyorum. İşte Cenab-ı Allah da zaten diyor ki kaçma da yap. Yap. Çünkü ayrı zaman insan o kadar yorgun, o kadar malayani işlerle, trafikle, gürültüle uğraşıyor ki sen seni kurtaracak paket yani Allah sana diyor ki 100 kilo kaldır. Sen de diyorsun ki 200 kilo kaldırmazsan kalk git. Allah'ın adına sen karar mı veriyorsun ya Rabbim 100 kilo demiş. Ha ben diyorum ki ben vaktim var, bilmem neyim var, ben 150 kilo kaldırırım. Allah'a namazla yaklaşmak istiyorum. Birisi oruçla yaklaşır, birisi zekatla yaklaşır, birisi sadakayla yaklaşır, birisi ilimle yaklaşır. Ama farzlarımı kıldığım zaman namaz borcum çok şükür gidiyor. Sünnetleri eklersem nurun hala nur, kaymaklı. Ama ortada hiç namaz yok bu sefer ideal paket koyarsan. Birinin sadakası fazladır, birinin zekatı fazladır, birinin ilmi cihatı fazladır. Hepimizin Allah'a yaklaşmaları var. Ama
en azından ortalama bir farz namazımız olacak. Çünkü namazdan soruluruz. Onun dışında sadakanız, ilminiz falan. Gelelim oradaki muhabbet o. Bak bugüne geldik. Benzerliği gördünüz mü? Allah hikmetten çıkarttı. Çok güzel sordunuz. Bu sefer ne oldu? Hocam 13 rekat kılmazlarsa yası oldu mu? Oya geldi. Bu sefer dedik ki hayır Mukaddes Hanım 4-3 de kılarlarsa yasıyı kurtarıyorlar. Çünkü bitir farza yakındır. 4 de farz. Bak gördünüz mü? Biri burada da bir ortalama ekonomik bir kısaltma oldu. Cenab-ı Allah'ın kurtarıcı oldu. Musa Aleyhisselam orada söylüyor. 50 diyor ağır gelebilir. Ben tecrübe ettim. Allah Teala münazaralarından çok hoşlanıyor. Öyle güzel bir Allah'ımız var ki seçtiği rehberlerine münazara yaptırıyor. Ve o deistlerin, ateistlerin hiçbir şey yapmadıkları o despot. O dediğim dedik. Allah profilinin dışında kurban olduğum Allah'ı Kur'an'da anlatamam da anlatıyorum. Nefsimle anlatmıyorum ki. Bir profil çıkmıyor mu ortaya? Peygamberlerine bile münazara yaptırıyorlar. Hadi iyi bir daha sen niye geri döndün? Ya Muhammed. Bu çok güzel oldu. Allah razı olsun. Bunu yani çoktandır ben de merak ediyordum. Soruyorlardı hocam. Yani bunu Allah razı olsun. Mukaddes'im hocam. Cenab-ı Mevla'da çok sağ olun. Cenab-ı Mevla'da inanın Cenab-ı Mevla'da birazcık ihlasla öyle güzel bir hatırımız var ki şu naciz kulların Cenab-ı Mevla'da öyle güzel bir hatırı var ki bir annenin yani saygısız bir çocuğuna bile hani bir türlü yüreğini ezemez ya. Bir türlü ezemez yani. Bir türlü onu dışlamaz ya. Kurban olduğum Allah'ım vallahi de bileği böyle ya. En haylaz çocuğunun bir şey bir gözdesi döksün şöyle bir baksa ona tutup sarılıp göğsüne atacak onu ya. Biliyorum kurban olduğum Allah'ım. Bir çeşiye şahitlik yaptırdı çünkü. Alıp bir annenin en haylaz çocuğuna bile şöyle biraz gözdesiyle birazcık daha böyle uzaktan da olsa yani ben ne yaptım sana dese bakışını tutup göğsüne alacak kurban olduğuma. Öyle bir merhamet sahibi. Ya ötesine gitmek istemiyorum. Kurban olduğum Allah'ım sizin üzerinize karanlık bir günde öyle bir bulut, öyle bir güneş açtırır ki gökyüzü sizin için açılır ya. Karanlık, karlı bir havada hüzünlendiğinizde, dertlendiğinizde, içinize attığında böyle gözünüzü gökyüzüne attığında ya Rabbi benimle misin? Yani Hazreti İsa'nın dediğin gibi Rabbim beni terk ettin mi pozuna düştüğünüzde şöyle gözünüzü gökyüzünü açtığınızda o karanlık, karlı havada bulutlar açılıp pasparlak güneş sizi alnınızdan, yüzünüzden öper. Öyle bir kudret gelir ki oradaki sizin alnınızdan, yüzünüzden öpen güneş değildir. Rabbinin kudretidir ya. Anlayan anlar onu zaten. Oturur Rabbi ile ağlaşır. Bu konulara çok girmek istemiyorum. Rabbi ile ağlaşır orada ya. O kapkara bulutlarla kara kışın içinde o bulutları açan da o güneşi yaz güneşi gibi üstünüze veren kudret ne kim yapıyor onu? Cenab-ı Allah kendisi diyor zaten. Günde kulumla diyor 70 kere bir rivayetine 70 bin kere bir haberleşirim diyor. Ama o hepsini kapatır. Anlamaz. Onun gönlüne diyor bir takım mesajlar veririm. Yaprak düşürürüm, solan yaprak, bilmem ne, düşen çocuk, çarpışan araba, önüne düşen karınca. Bir şekilde diyor, hep uyarırım diyor. Hikmetini görsün diye. Ama diyor, onu hep kapatır. İşte orada bir cilve-i Rabbani açıldığı zaman, şöyle gözünüzü bir kaldırdığınız zaman, bazen öyle bir anlar yaşarsınız ki oraya, O anı hiç tarif edemez. O peygamberlerin hayatında da onu anlıyorsunuz zaten. Bir bakıyorsunuz bir kıssayla, bir hikayeyle, bir hatıratla, Allah dostlarında hepsinin hayatında böyle enteresan Rableriyle Musa Aleyhisselam'a Tur-i Sina'da nurunun gölgesiyle, nurunun zilliyle konuşan Allah kuluyla değişik vesilelerle konuşur. Gönlünü alır. Ama o katı kalp, hain, nankör kalp ayette diyor ya başınıza bir sıkıntı geldi mi? Allah yaptı bu ama iyi bir şey oldu mu? İşiniz iyi gitti mi? Çalıştım, ettim, mücadele ettim, kopardım. Senin şah damarını bir koparırlar. Senin o büyüklükle ya kopardım, ne mücadele ettim, ne yokluklardan ya sana o aklı, o kuvveti, o işini sonra diyecekler zaten. O gün karşına çıkan adam, seninle işbirliği yapan adam, o gün seni o yoldan döndürüp de arka sokaktan getiren kimdi dedikleri zaman bu dil diye uzayacak. Ama aklın kesmiyor ki.
nefsinin ve şeytanın aklını idrak kapanmış. Yani zaten şu iki kaş arası kapandı mı işte olayı öyle okursun. Neyse zaten buradan öteye gitme diyor. Bu aşkla ilgili bir makamdır diyor. Yani buradan öteyi bazılarını anlatamayız. Arifler anladı. Şimdi oradan şuraya geliyoruz Mukaddes Hanımcığım. Ruh işte bedenin modifiye olan varlık, çocukluktan emeklemeye geçen, ondan sonra çocuk olan, ondan sonra güzel genç kız erkek olan, ondan sonra demir o güzel derken de şimdi alınmasın. Biz sakat doğduk da bilmem ne olduk da ki senin her halin güzel, her taraf imtihan ediliyor. Geçmişini, geleceğini, doğum sebeplerini Rabbil Alemin biliyor. Yani onu tefekkür boyutunda herkes kendisiyle çözer. O detaylara giremem. Yani kimi niye sakat doğuyor, kimi niye ama doğuyor, bunların hikmetleri, çok büyük hikmetleri var. Ben de doğabilirim. Son yarın ne olacağım belli değil. Halil, o yüzden bunun da kıymetini biliyorum. Diyorum ki ya Rabbi, bana bir emanet vermişsen, kelam etmeyi nasip etmişsen, ilim yapmışsan, ben bu gözün, bu dudağın, bu elin, bu zamanın şeyini vermek zorundayım. Sana bedelini vermek zorundayım. Çünkü ben seni, sen niye kullarını donatıyorsun? Halil, bunların hepsinin Cenab-ı Allah'ın izinden bir taşıyıcılığının olması lazım. Bedende gidecek, saçta gidecek, gözde gidecek, bu dirilikte gidecek. 15 sonra, 20 sene sonra yarın var mıyız? Bir hikaye miyiz? Bak kaç tane program yaptığınız ya da benim program yaptığım, televizyona çıktığım Doktor Arif Aslan, Arif hocasından tut bilmem nesine, ilim adamına kadar neredeler? Yarın bir gün ben nerede olacağım? Hepimiz hikayeyiz. Hepimiz karnemizle gidiyoruz. Gideceğiz. Mukaddes Hanımcığım. Şu görüntülerin hepsi bir gün hepten silinecek ama karşımıza Cenab-ı Allah'ın izniyle geçecek. Şu konuşmalarımızı da karşımıza koyacak. Cenab-ı Allah diyecek ki bak orada beni anlatmaya çalıştım. Sözlerin kifayet edemediği, belki eksik anlattın ama niyetin güzeldi diyecek kurban olduğum Allah. O gayretime bakacak. Yürekten mi dediğinize bakacak. O yüzden hani bu anın kıymetini bilmek lazım. Anın kıymetini bilmek lazım. Tabii Cenab-ı Allah güzel kelamlar edip ondan sonra da nedir o? Bunun tersine düşenlerden etmesin. Nefsim adına söylüyorum. Kurban olduğum Allah'ım eğer o tebligatı yaptırıyorsa kurban olduğum mezara kadar bir mahşere kadar amel defteri açıklardan eylesin. Şimdi netice itibariyle bir yere bir kademeye geliyorum. Şimdi belli bir süre sonra ruh tekamül ettiği zaman bunu degaje de yapabiliyorsunuz. Degaje. Cenab-ı Allah bir takım yetenekler veriyor. İnsanlar işte hep metafizik deyince hep varlıklarla irtibat zannediyor. Ya onun boyutu kendine. Sizin ruhunuz degaje de olur. Yani şimdi ben buradaki vücudumdaki ruh enerjimi diyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada bir hareketlenme başladı diyelim. Mukaddes Hanım'a doğru hareketlenin. Evet. Özellikle baş kısmına doğru. Evet. Hatta Mukaddes Hanım bir telkin vereyim diyelim. Başına doğru. Alın kısmına doğru. Girin diyelim. Şimdi, evet. Birazcık da tamam. Sinir sistemine doğru yerleşin. Bu ileri gider. Yavaş yavaş vücudunuzu doğru sirayet ettirebiliriz bunu. Bu oluyor seanslarda. Tamam durdurun. Şimdi bir süre sonra Cenab-ı Allah ruhu öyle kudret veriyor ki ruhunuzu degaje, yani uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. O ruhunuzdaki enerji karşıdaki insanın Allah'ın kudret verirse tabii bunu istismar etmeden oradaki eşyaya, bunun ilmi ismi var ya, ne oluyor? Telekinezi oluyor. Bunu parapsikolojik enstitülerde, CIA'de, artık üniversitelerde, kürsülerde bilindiği için kürsülerini kurdular bunu. Telekinetik yetenekleri insanlar var dediler. Biyoplazma enerjisini, yani insandaki biyo enerji, plazma nedir? Manyetik alan enerjisini karşıya geçirebilen insanlar var. Ben buradan mesafeler ötesi sizi belli bir süre sonra o plazma enerjisiyle vücudunuza sirayet ettirebilirim. Allah izin verirse. Bir takım ayetler okurum. Onun taşıyıcı melekleri var. Çünkü o ayetin taşıyıcı meleklerinin içinde İsmi Azam var. Şimdi mesela Ayetel Kürsü'nün içinde İsmi Azam var. Hocam İsmi Azam çok büyük. O sırla şeytan bile geziyor. Allah izin vermiş. Kudretimden oradan konuyor. Evet. Bunların içinde İsmi Azam sırları var. Mesela Allahu la ilahe illa huvel hayyel kayyum. Bunu biliyoruz. Hayyel kayyum
Peki bunun yanına ne gelmesi lazım? İşte o mukarreb melekler, o ismi taşıyan melekler var. O melekler buradan sizin ruhunuzla diyorum telekinetik olarak geçer. O insanın işte nedir o suyuna veya vücut alanına gelir. Hatta dersiniz ki elini boğazına koy der. Buradan o eli sizin elinizmiş gibi bir senkronizasyon kurar. Bluetooth gibi. Boğazınız ısınmaya başlar bir süre sonra. Ya da göğsünüz. Göğsünüzdeki ısınmaya başlar boğazınız bir süre sonra böyle çağırırsınız çünkü. O taşıyıcı melekler dersiniz, getirirsiniz ve orada ısınma başlar. Böyle başınızda uyuşma, buralarda karıncalanma yavaş yavaş başlar. İşte gelin çok detaylı ineceğim. Ruhi degajeler başlar. Bu insanlara eskiden bu tıbbi şeydi, metafizikte de vardır. Metafizik, parafizyolojik literatürde bunun adı gerisörlerdir. Bunlara gerisörler denir. Rahmani boyutlu olsun. Yani şifacılar. Gerisörlerdir. Hatta eskiden vardı bunlardan. Daha çok hani diyor ya, eski gelen arifler daha samimiydiler. Sonrakiler birazcık daha tamam tanınma, bilinme. Yani, evet. Yolda giderken adamdaki hastalığı görürdü. Görürdü. Şöyle çaktırmadan nazarlarıyla ya da eliyle böyle sohbeti dermiş gibi onun üstündeki manyetik alan, bu blok plazmik rezonansla onun üstündeki kötü enerjiyi çekerdi. Ya da okumalarda, seanslarda işte bu akses barlar var ya, aslında onların temeli budur iyi yaparlarsa. Ya da işte Theta Healing mevzusu bu ilmin şubeleridir. İyi yapabilir. Ama bazen hanımefendilerle de görüşüyorum danışanlardan geldikten sonra bu ilmi almışlar ama hani kendisi bunu yapacak güçte değil. Karşındakinin enerjisini aldığında o enerjiyi boşaltamıyorsun. Yavrucuğum sen çöküyorsun. Senin işin değil. Sen hani güreşçi olamazsın. Güreşe meylemişsin ama sen koşucusun. Theta Healing almış ya da Access Bar almış. Bunu işte aslında bu Kur'an kaynaklıdır. Ne okuyacağını, hangi ayetle yapacağını, buradaki parmaklarından gelen şerare deriz biz ona. Görülebilirse kirli an fotoğrafıyla görülebilirse buradan diyelim bir şerare akar. Böyle manyetik akışlar vardı. Hatta suyu o rezonans ölçebilen aletlere baktığı zaman bu suyu pH değeri değişiyor. Bunun hep ilmi, parapsikolojik laboratuvarlarda deneyleri yapılıyor. CIA boşaltmaz yani. Ben onu yaparım, uçarım, kaçarım, takla atarım. Zaten belli bir süre insanlarla görüştüğünüzde zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Ama bugün bu dünyada artık saf insan yok, mukaddes hanım. Oho, bizi bazen öyleler arıyor ki bunlar hep psikolog, psikiyatriyiz. Ya da sohbetin sonunda şunu söylüyor. Hocam ben Access Bar, Theta Healing bilmem ne 8 sene uzmanıyım. Ne oldu? Bir bakıyorsun ki ama diyelim sizdeki çok farklı. Nasıl oluyor? Ben bu kadar eğitim aldım. Veya ben bu eğitimi aldım ama birisine bunu uyguladığım zaman Access Bar, Theta Healing'i çöküyorum. Bir daha kendime gelemiyorum. Düzünü canım ben sen 60 kilolu bir güreşçi gibi düşün. 60 kiloda güreşiyorsun, 80 kilo seni eziyor. Ya da bu iş senin değil. Sen kendi enerjini kontrol et. Çünkü sen enerji alıp bu tedavi metodolojisini yapacak şeyde değilsin. Çünkü senin enerjin sana yetmiyor. Yani benim cep telefonum var. Gidiyorum milleti şarjlamaya kalkıyorum. Kendiminki çalışmıyor. Vardı böyle. Zamanında metafizik paranormal olaylarda bir kardeşimiz vardı. Hevesli bu işlere. Adam giderdi birilerini ya tedavi ederdi. Bilmem ne. Ertesi gün çarpılmış, yavulmuş. Hakan abi bizi kurtar. Etme Hakan abi falan şöyle başın üstüne koy bir şey yap, enerji ver bilmem. Ay, bağırırdı ondan sonra üstündeki varlıkları görüyor. Perdesi açık, siyah siyah şeyler kaçıyor diyor. Duvardan giriyor bilmem ne oluyor bilmem ne. Yıkıyor ortalığı, sus diyorsun ona. Tamam dur, temizleniyor, sus. Ondan sonra kendine görüyor bile yarı baygın falan. Tabii şunlarla çok uğraşmıyorum artık da uzaktan. Yani neticede öyle. O zaman şunu söylüyorsun. Sen bunu kaldıramıyorsun. Hani Access Bar, Theta Healing falan diyorsun ama buna donanımlı mısın? Herkese kültürel bir ders verilebilir. Bu işin kültürünü alır. Ama tedavi yapacak enerji ve kuvvetle değilse ve bunu takviye edecek manevi kudretleri yoksa, ben her zaman söylerim, kendi açımdan söylüyorum bunu yani. Mutlaka sürekli abdestli halde olmanız lazım. Namazlarınızı aksatmamanız lazım. Allah bozmasın. Yani bilemiyorum. Ehli namus olmak zorundasınız. Bir hata, kusur, yani büyük günahlardan işlerseniz vallahi yamulursunuz, çarpılırsınız. Yani temiz yaşamak zorundasın.
Kul hakkına dikkat etmeniz lazım. Bir emek veriyorsanız ücretiniz makul olması lazım. Ya da size ihtiyacı yoksa git kardeşim kendi temizliği yap, şunlara uy demeniz lazım. Yani hani burada çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü temiz insan, temiz bir alanda, ruhi alanda, tekamül ve detoks alanda olacaksınız, önce ruhunuz temiz olacak. Yoksa bu iş şey ebütününe dönebilir. İnsanda şeytani güçler vardır. Enerjiler de vardır. Onu da yükleyebilir. Bakın akşam programda söyledik. Oradaki Mustafa Bey kardeşimiz de söyledi. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin altına bile şeytan müzikleri, şeytani doktrinler, telkinleri yerleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim müzikleri, Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin altına bile. O kadar şeytanlaşmışlar. O yüzden o kötü enerjiyi de size healing veya access bar diye verebilir. Üstündeki şeytanı size getirebilir. Ben böyle çok vaka gördüm. İçinde şeytan var, bedenlenmiş onunla. O enerjiyi aktarabiliyor. Veya işte diyoruz ki yani pandülünü sana kodluyor, çağırıyor. İşte dinlenmeyin gücü yanıma gelsin, dinlenmeyi alıyor musun? Yani onun kendine göre bir şey törenleri var onların. Yanında bir şeytanı varsa, yani rahmani değilse sen onunla onu kodluyorsun. Artık diyorsun onunla bedenlen diyorsun tabiri caizse. Yani pandül eğitimi de, yani bir insan içinde vardır. Bir eğitim, bir enerjinin hareketi hoşuna gider yani böyle işte ondan. Eskiden o anneannelerimizde de vardı o. Kadının, hamile kadının şeyine yaklaştırırlardı. Karnına kız mı erkek mi olacak diye sorarlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu Anadolu nebevi tıptandır bu. İşte dişi olacaksa öne gidin, erkek olacaksa sağa sola gidin falan şeklinde. Ya da işaret dilleri vardı. Tatlı seviyorsa erkek olacak, ekşi seviyorsa kız olacak şeklinde. Bunlar hep nebevi tıbbın geleneği vardır bunlarda. Yani işaret dillerinin hak dairede kullanılırsa. Ama sen şimdi kötü enerjiyle bedenlenmişsin. O beden, o varlık enerji vücudunda. Bunu o kişinin vücuduna aktardığında tehlikeli bir iş yapıyorsun da olabilir. Ben duydum mesela, isim vermeyeceğim. Benden de program yapan birileri oldu. Tanımış profesörü ve onların diyor işte Kur'an terapisiyle derslerine gittikten sonra diyor, bir süre sonra diyor bu eğitimleri alayım dedikten sonra ben namaz niyaz da kılamıyorum artık diyor. Hani bu nasıl Kur'an terapisiyle biyoenerji seanslarıydı? Değil mi? Senin daha çok namaza düşkün, daha maneviyata düşkün ama bu ilimleriyle yani enerji ilimleriyle de işi daha bir... Ama namaz kılamıyorum artık diyor. Kur'an terapisiyle diyor bana bu işte İzmir'de orada gelip 3 gün, 2 gün ders veren gruplarla çalıştıktan sonra diyor Hakan Bey, ben diyor biliyorlar, belki seyrediyorlardır bizi yani. Onlar söylüyor. Ben artık diyor namazımı bile kılamıyorum artık. Bu nasıl Kur'an terapiyle biyoenerji eğitimleri? İşin Kur'an-ı Kerim diye görünen kısmında sen işte kuantum bilmem ne, tamam isimlendiremediğin nuri enerjilere kuantum diyebilirsin ama şeytani enerjilere kuantum diyorsan Kur'an terapisi görünür, işin görünür kısmıysa arka kısmında negatif varlıklarla enerjilerle yapıyorsan bu işi ve insanları kendine bağlıyorsan bunun için sen nefes terapileri yapanlar da var. Ben bazılarına bir renk vermiyorum ama diğerleri işi getiriyorlar. Yani nelerle çalışıyorsunuz acaba? Yani bu işi sadece göründü kısmıyla o olmuyor. Bazen o varlıklarda da o insanları etkilemek için kendinize sazan yapmak için, grup yapmak için de kullananlar var. Bunlara çok dikkat etsinler. Yani Kur'an terapisi demekle olmuyor. Zaten hani çok güzel bir söz vardır. Oraya bağlayayım. Ruhun tekamülü. Diyor ki Cenab-ı Resulullah kalp temizse tabii. Temizse bir şeyin hayırlı mı zararlı mı olmasına karar veren en iyi fetva makamı kalbinizdir. Kalbinizdir. Ama temiz bir kalp olacak. Önce kalbinize danışın. Evet Mukaddes Hanım. Kalbinize danışın diyor. Huzursuz olmaya başlıyorsa, İçine sinmemeye başlıyorsa, Kur'an'a göre de bakacak tabii ki, şirazen tabii ne, ona bakacaksın. Yani iyi bir insansan ortalama, onu hissedersin. İçime sinmiyor, yanlış bir tane. Ve çok danışanlarla da görüşüyorum. Bir süre saklıyorlar. Yok hocam ya, biz sizi güvendiğimizde, ondan sonra bir bakıyorsun ki 10 yere gitmişler.
Niye demiyorsunuz başında? Hocam bıktım ben bulmazdan. Böyle böyle. Bakıyorsun ki paketini Kur'an'a göre veriyorsun. Bak kardeşim. Yatsıdan sonra tekbirini oku şunuyor. Biz sana şu kadarını şu kadarını yapabiliriz. Buradan bu, oradan o. Kur'an'ın dışında, Allah'ın ayetlerinin dışında, hadislerinde bir iş var mı? Yok. Var mı? Yok. Bana 3 ayda bir gel, 2 ayda bir gel mevzusu var mı? Yok. Yok işte o varlıklar dedi ki bize 21 seans yapmamız lazım. Sizi öyle temizleyeceğiz. Diyorum ki mafyaya karşı mafyayı mı kullanıyorsunuz? Yani varlıklar bile diyormuş 21 seans. Oh! 21 kere her girişte bir seans. Çok güzel. Peki sana abdestini al, namazını kıl, şu sureyi oku. İstersen bana hiç gelme. Ya da seni bir kere power pump gibi güçlendirelim. Ondan sonra şunları şunları yap. Değil mi? Yok git gel. Şimdi bazıları da kendini sömürtmeye çok açık. Mukaddes hanımcığım derler ya al takke ver külah. Bazen diyor ki birbirlerine iyi bilmişler. Şimdi oradan şuna gireyim. Ruhun degajesi tekramıyla. İşte ruh Allah kudret verdikçe donatır. Ondan sonra da bu donanan ruh etrafa şifa olmaya başlar. Şimdi dün sohbet ediyorduk biriyle Fransa'dan bir kardeşimle konuşuyorduk. Dedim ki bak senin orada sadakatle Fransa'da karışık bir bölge orası. Aslında gizli Fransa'nın başkenti orası isim vermeyeceğim. Şeytani localar, mason localar orada. Senin orada bir vakit namaz kılman. Ayetel kürsü okuman bile oraya gelecek olan şeytani enerjinin blokaj olması demektir. Siz, benim burada komşumun yan dairede bir namaz kılması, ayetel kürsü olması benim ilçeme bela gelmesini, belanın büyüklüğünü engelliyor. Mukaddes Hanım, bu hadislerde de ayetlerde de öyledir. Siz desiniz ki yani ben mukaddes pekim baş dil olarak bugün geldim işte bir Yasin'imi okudum bana faydası. Hayır, inanın sizin okuduğunuz o Yasin'in mukarreb melekleri geldi mi Cenab-ı Allah diyor ki onun bölgesine komşusunu diyor koruma altına alın. O yüzden de eskiden Allah dostları bir bölgeye gittikleri zaman oranın insanı bu adam buradan gitmesin diye tabiri caizse amiyane benzetmemi lütfen hoş gelin takla atarlardı. İzzeti ikramlar. İşte ilgilenmeye çalışıyor. Sizin gibi bırakmıyorlar. Hocam bugün kar yağıyor. Nedir o? Bugün yola çıkartmam sizi demeniz gibi biz zor kaçtık sizde. Yani. Ya biz işe iyi olduğumuzdan dolayı demiyorum. Yani sevdiğinizi bırakmamaya çalıştınız. Hocam kar yağıyor bu saatte bırakmam ben sizi. Çıkamazsınız diye biz zor attık kendimizi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir ilim irfan sahibi ya da Allah dostu bir yere gittiği zaman bilirler ki oraya bir rahmet gelir. Bereket gelir. Mümkün olduğunca. Çok da uzatmadan. Tabii ki herkesin mahremi vardır. Onlar zaten oraya havlatmaya gelmiyorlar. Ama hani bir saat daha kalsa, bir beş dakika daha kalsa, bir yarım saat daha kalsa şeklinde. Çünkü biliyorlar oraya rahmeti. Çünkü Allah'ın rahmeti sevdiği kulun mahlukatın üzerinde gelir. Ya da sizin bir kediyi doyurmanız. Akşam mesela televizyondan gelirken ulaşımdaki adam üzerinden kedilerin, kuşların alemini öğrendim ya. Hiç kimseye ulaşımcıdır falan demem. Adam orada bir nebevi tıp bilgisi veriyor. Bak Allah seviyor. Orada da size bir ilim veriyor. Diyor ki benim bir arkadaşım vardı diyor. Adamın zaten zamandır bir tane kedi almış. O kediyi beslemiş. Şimdi evinde 14 tane kedi var. Yenge hanım nasıl? Vallahi her seferinde seni boşayacağım diyor. Her doğum aylarında ama ben bunlara kıyamıyorum. Artık 3 kuşak oldular diyor. Ama bir yerden de bir bilgiye geliyor. Dedi ki bir ara arkadaşımın gözü arpacık oldu. Gitmiyor. Ona dedim ki kedinin ön patisi sağ ön patisini bir gözüne sürmek lazım dedim. Onu bir yerden öğrenmiştim. Benim başıma yola gelmişti. Ön patisi ve dirseği bu arpacık deriz işte kırmızı yanar göz onu sür dedim iyi gelecek. Yok dedi ya o kadar doktorlar var bilmem neler var. İyi. Ya ben yaşadım dedi ya. Dert o zaman sen nebevi bir tıptır bu dedim. Nereden biliyorsun dedim. Sonra dedi dayanamadık. Kediyi aldım. Besliyor. Adamın arabasında da kedileri beslemek için yem var. Ya sen Allah'ın ne güzel kurusun. Senin bu kedileri beslemenden dolayı biz belki de İstanbul depremini yaşamıyoruz. Zaten Allah dostları da öyle söylüyor. Sizin orada diyor hayvanlara merhamet eden, insanlara merhametlerinizden bela def edilir. İşte kimisi Kur'an okur, kimi namaz kılar, kimi kedi besler, kimi fakir doyurur, kimi gariban şey yapar, kimi dua eder, kimi insanlara tebessüm eder, kimi hasta ziyaret eder. Bunlar bir ikisi duruyor. Zaten kaç kere bana dediler. Türkiye'yi 50 kere parçalayacaklar dedi. 50 kere parçalanacak ya. Ne planlar görüyorum. Sırf şu onda bir
güzel halimize rağmen ayakta tutuyor. Yani gitti de düştük ama şu onda bir halimiz bile duruma kurtarıyor. Neyse o kedinin diyor lan patisinin şurasını diyor. Yani birazcık şeye gelen gözüne sürdük diyor. Bir gün sonra hiçbir şey kalmadı. Ertesi gün diyor izi de kalmadı diyor. İşte muhabbet kuşlarının aşk mesajını görüyoruz. İki tane diyor komşum vardı. Biri diyor dişi kuşunu verdi. Ebir de polis giderken diyor erkek kuşunu verdi. Aralarında bir muhabbet başladı diyor. Sonra diğer komşu aldı diyor. Kuş intihar etti diyor. Nasıl intihar eder? Nefesini tutuyorlar dedi. Kediler de böyle intihar ederler dedi. Nefeslerini tutuyorlar dedi. Ölmeye bir muhabbet açıldı. Kedim dedi yaşlandı yakında bekliyorum dedi kaybolacak. Nasıl dedim kaybolacak? Onlar ölmeye yakın sahiplerine şey yaşatmamak için bu acıyı yaşatmamak için diyor gidiyorlar. Ölmeye yakın diyor nefeslerini tutuyorlar. Başka yerde ölüyorlar ki sahibime acı yaşatmayayım diyor. O yüzden birkaç kere bana sordular Hakan Bey kedim kayboldu. Kaç senedir çok düşkündüm ona. Mevzuyu akşam çözdü. Hocam onlar ölmeye yakın dedi. Sahibine, sadakatli sahibini üzmemek için dedi kaybolurlardı. Kaybolmuş gibi görünürler dedi. Aslında nefesini tutar o şekilde ölür dedi. Demek ki Cenab-ı Allah öyle bir sistem yaratmış onlarda. Ya bakın neler öğreniyorsunuz. Şimdi konuyu şöyle bakın. İşte bir insanın ruhu tekamül ettikçe hani ilimlerinin açılması ve etrafa toparlarsak mukaddesen faydası oluyor. Oradaki rezonans, hani teknik ismiyle psikoloji, rezonans etrafa da yayılıyor. Manyetik alan, temiz manyetik alan, fresh alan gibi. Şimdi bu mübarek Ramazan ayına münhasıran değil mi? Hani böyle klasik bir sohbetin dışında bugünkü parapsikolojik, psikolojik olaya bir hikmet dairesinde bakarak da bir sohbet etmeye çalıştık. Rabbim kudret verirse. Biraz daha değişik bir Ramazan sohbeti oldu. İşte ruhun tekamülü, yani degacesi, uzaklaşması, sprint olması, karşı tarafa fayda verebilmesi ve temizliği. Çünkü Cenab-ı Allah ruhunuzu şöyle toparlıyorum. 4 kademeye kadar izin veriyor. 4 kademede ruhunuz yücelebiliyor, modifiye olabiliyor. Cismani ruh herkeste var. 50 bir makama geldiğinizde Mukaddes Hanımcığım bu nurani ruh makamına giriyor. Ruhunuz kuvvet ve kudrete parlatılmaya başlıyor. Ya bilgisayarınız bile düşünsenize bakın teknoloji ne güzel anlatıyor. Ya ben bilgisayarıma ne format attığını biliyor musun? İşte nedir o? Bu kadar hızlı hareket edebiliyorum. Yani bilgisayara bak. Sonra sultani ruh makamına giriyorsunuz. Ruhunuz artık kayı mekanına bastığınız zamanlar yapabiliyor. Alemlere gidebiliyor, görebiliyor. Rüyalarınız daha açık olabiliyor. Veya bir anda şekerleme yapar gibi yapıyorsunuz. Bir anda bir yerlere gittiğinizi, birilerine yardım ettiğinizi, bir alemden çıkıp geldiğinizi görebiliyorsunuz. Artık çünkü ruhunuzu Cenab-ı Allah bir takım sırlara bağlıyor. İnsanların kalbini daha iyi okuyabiliyorsunuz. Olacak olayları daha iyi görüyorsunuz. Engelleme izniniz varsa Rabbimden yani sebebe bağlı kaderse engelleme izniniz oluyor. 4. makam ruha çıktığınızda bu akılla paralel gider zaten. Zaten dersin ki ben salağın önünde gidemeydim. Ne oldu benim aklıma? Bu kadar her şeyi anlıyorum. İşte ruhunuz tekamül ettiğince aklınız da alışır. Aklınız genişler. Ya bu çocuk eskiden böyle değildi. Yani bunun tamam zeka seviyesini biz biliyoruz. Akıl seviyesini biliyoruz ama buna bir şeyler olmuş. İşte tabii ki böyle tekamül edince aklınız da genişler. Zaten Kur'an aklının tarifi de insanların aklı tarifi farklıdır. İşte derslerden 10 alıyor, 9 alıyor. O zeki insan. Kainattaki Cenab-ı Allah'ın nizamını, düzenini anlayan, nizam ve düzen kuran, algılayan ve dini hayatla imani hayatla, bilimsel hayatla, ilmi hayatla bunun hikmetini kurabilen insana Kur'an-ı Kerim akıllı insan diyor. Kur'an'da aklın tarifi bu şekildedir. Bizim çocuğun notları hep 10, 2 yabancı diliyor, Kur'an buna akıllı demiyor, zeki diyor. Şeytanda da var bu. Bunu nasıl senkronize ediyor? Nasıl idrak ediyor? Rabbi ile ve Rabbinin ilmiyle, eserleriyle, hayatın gayesiyle nasıl bağlantı kurup zamanı, dehri geçer, zamanı, dehri, mekanı, dünyayı, üstüne kainatı, sonra da yaratılış anlıyor. O zaman da işte dünyaya sabretmek, dünyanın verdiği şey o zaman tahammül edebiliyorsunuz. Yoksa en ufak sıkıntıda depresyon. Benim öyle güzel kardeşlerim var ki
Evet, dinliyorlardı. Hakan abi dediği zaman da bu sohbetleri dinleseydin benim sohbetim diyor. Anlatabildiğim kadarıyla Rabbinin ilmi bu. Ben derliyorum, topluyorum. Allah izin verirse, diyor ki orada Allah izin verirse hallenirler ve konuşturan Allah olur. Eğer hayırlı konuşuyorsam Rabbimdendir. Eksiğim varsa kendimdendir. Eğer bunları zamanında dinleseydim dedi, ben bu depresyon haplarını, ağır depresyonlara, iğneli depresyon tedavilerine gitmezdim. O derece dedi olmuştu. Çünkü bir imtihana giriyorum, kötü geçiyor. Polis diye başvuruyorum, kabul edilmiyorum. Bilmem ne, o zaman hani o zaman şu şeye düştün değil mi dedim. İçindeki kurgu şunu dedi. Tanrı bile seni terk ettiği düştü değil mi? İnancın yıkıldı dedi. İçindeki ses şunu dedi sana. Sen artık lanetli bir adamsın. Hiçbir işin olmuyor. Evlenezen evlenemiyor. İşe gizlen giremiyor. Şu oldu bu oldu. Gayret etmene rağmen. Sistemini kötü yaptı senin değil mi? Ya o zaman hayatta niye duruyorum? Allah'a güveniyordum. İşim olur, eşim olur, aşım olur, eşim. Bunların hepsini biz de yaşadık dedi. Ama peygamberlerin de bunu yaşadığını bildiğim için hep sadakat gösterdik dedi. Rabbim sen beni terk etmezsin. Demek ki benim bir olgunlaşmamı istiyorsun. Bu bir ağır imtihansa. Gayret ediyorum, iş arıyorum. Gayret ediyorum, belki evlenmek istiyorum. Allah'a dua ediyorum. Seccademi seriyorum. Bir yandan sabah çıkıyorum. Değil mi? Ama olmuyor. Sen zalim değilsin. Sen beni donatıyorsun. Sen beni en iyi deniyorsun. Sen beni parlatacaksın. Sen beni peygamberler gibi sadakat noktama ötüyorsun. Bu kadar sıkıntıya rağmen peygamber olmuşsun. Alemlerin Rabbisin, alemlerin peygamberisin. Taşlanıyorsun, haşlanıyorsun, hakir görüyorsun, akrabalarına gidiyorsun, Cenab-ı Allah sebeplere riayet, Taif'e gidiyorsun, oranın en eşkıyaları, en şerefsizleri seni taşlıyor ya, beğenmiyorlar. Üzülüyorsun, çekiliyorsun, böyle kurban olduğum Allah diyecek bir şey yok. O gece miraca çıkıyorsun. İmtihanın büyüğünden en dittiğin, yaptığın zamanda en şerefli makam alır seni Allah. Artık ağlamak, üzülmekten isyan etmiyorsun peygamber olduğuna. Ya neden benim bu kadar, ya bu kadar değerliyim de bu kadar zulüm kime yapılmış diyeceğine çekinmişsin, dizlerini karnına çekmişsin ve kurban olduğun böyle gözyaşların içinde isyan etmiyorsun, büzülmüşsün, örtünü çekinmişsin ve halanın evinde o haldesin. O kadar üzgünsün. Ve o gece miraca çıkarılıyorsun işte. Artık altın gibi 3000 derecede yanmışsın, 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 saflaştırmışlar seni. Saflaştırmışlar seni. Altın olduğun gece o gece seni. Yani şimdi inşallah kurban olduğum Allah'ın adab dairesinde gidiyoruz. O yüzden Ramazan'a münasır olsun. O yüzden insanımızın, biz ayrı zaman insanıyız. Öyle toplayayım. Biz kıyamet kuşağıyız. Mukaddes hanımcığım. Belki biraz bam teninden mi oldu, biraz şahsına münasır mı oldu, delidir ne yapsa yeridir diye inşallah algılanır. Ama Kur'an'a vurduktan sonra inşallah hatalarımız bizimdir ama isabet Kur'an'dandır. Şöyle toplayayım, biz ayrı zaman insanıyız. Bir sürü fitnenin içerisindeyiz ama Cenab-ı kurban olduğum Resulullah'ın ahir zaman kardeşlerim gelecekler de gözümüzün içine baktığı bir dönemdeyiz. Onların 10 katına yerine bizim namazlara, farzlara sadakatimiz, harama, helale dikkatimizle bizi o kefeye koyuyorlar. Hayır zamanda bunların başında bir peygamber yok. Bunları eğitecek gerçekten özüyle, sözüyle mürşid-i kamiller, olgun mürebbiler çok çok azaldı. Buna rağmen ateşten kork olduğu halde, imanlarından dolayı dışlandıkları halde cemaatler bile lan bu kadar da doğrucu Davut olma, tezgahımızı bozma dedikleri halde bu çocuklar bu sadakati, samimiyeti, bu kadar hırslı, kıskanç insanla uğraşmalarına rağmen terk etmiyorlar dedik. Resulullah'ın defterinde onlar kardeş olarak yazılıyor. Cenab-ı Allah gider ayaktan çokluğa değil, bu süzülmüş, özde kalmış kullar için bu yeryüzünü ayakta tutuyor. Onlar bir veda kuşağı yaparlarsa amenna sadece kullanır. Dünya imtihan yeridir. Ama olmadı. Nemrut ateşini söndürmeye giden serçe de mi olmayacağız yani? Ya bu gagandaki bir damla suyla mı söndüreceksin diyecekler sana. Kınayıcının kınamasından korkmayın diyor Cenab-ı Allah. Hazreti İlyas peygamber olmuş, şereflenmiş.
Ya Rabbi diyor, bunlar güçlü güçlü firavunlar. Bunlar orduları var. Haklı, ben bir çobanım diyor. Yani bir sade geçimini yapan işte kurttan, düşük koyundan. Benim neyim var diyor. Bak, Kedris'e bak. Ya İlyas, sen alemlerin Rabbi tarafından vazife aldığının farkında değil misin diyor. Yerdeki karıncadan havadaki rüzgara kadar sana ordu olacağını bilmiyor musun? Henüz o peygamberlik aklı tamamen açılmamış. Rüzgara ol deyince kasırga olacağını, karıncaya yürü deyince, sivrisineklere saldır deyince, ebabile dal deyince, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah. Peygamberler de ondan sonra zaten açıyorlar. Orada bir meslek. O zaman kudreti ilahiyle iyice teşrif edince algı değişiyor, akıl değişiyor. O yüzden diyorlar ki bu bir süre sonra o derviş Yunus'a ne oldu? O çarıklı Yunus ne oldu? Orada birileri dua ediyor da ya diyor siz bir şeyler istediniz de diyor şu kaya aralandı da diyor. En son ben de bunların istediği Cenab-ı Allah kimin yüzü sürmesine vesilesiyse sevdiğin dedim diyor. Bilmiyorum kimin için istediğini de bir tane diyor Tapduk Emre'nin Yunus'u varmış. Bu devirde güzel bir kulun var. Onun yüzü hürmesine onu dedik deyince Yunus kendini anlıyor. Yani Allah'ın ona ne ikram ettiğini. Bilmiyor. Daha güzel zaten Allah bilmeyenlerden etsin. Bırak bilenlerden olmasın. Taşımak zordur. Bilmeyenlerden etsin. Ama şu ahir zamanda veda kuşağında, vefa kuşağında netice itibariyle Cenab-ı Mevla şu Ramazan'ın hürmetine bir daha Ramazan görür müyüz, görmez miyiz? Bak geçenlerde Berat gününü yaptık mukaddes hanımcı. Ben burada biliyorsunuz çok kolay anlatan İlluminati Tavus'taki İsrail'in şifresini yıllar evvel anlattığım şimdi anlatılıyor. Ama ne dediğim artık hikmet sohbetleri yapma zamanı geldi. Olayları artık dünyadaki bütün olayları İlluminati, İsrail'i, Ukrayna'yı, savaşları, küresel kraliyeti, hakimiyeti Allah'a şükür anlattık, yazdık, çizdik. Şimdi artık hikmet sohbetleri zamanı. Bunlar ne yarıyor? Olaya asıl nereden bakmamız lazım? Dünya düzeni nereye gidiyor? Bunu nasıl tersine çevirebiliriz ve daha kuşanacak? Artık hikmet zamanımız geldi bizim. Bilgiden hikmete geçmek zamanımız geldi. Bu da iman, hayat, sebat, sabırla olacak. O yüzden Allah aşkına namazlarımıza sadık olalım, abdestlerimize sadık olalım, gayretli olalım, kul hakkına dikkat edelim ama ilim kanadından gitsen ilim kanadından gitsin. Sadakadan giden sadakadan iş adamı olan insan çok ekmek versin. Devlet ricalinde olan nedir o? Adil yönetsin. Allah aşkına başka fırsatımız yok. Şu kara toprak bizi bekliyor. Cenab-ı Allah yoldan ayırmasın. En son şöyle söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de sistem, teccali sistem, firavun sistem şöyle özetlenir. Bir, firavun. Yani sistemin başındaki küresel hakimler, firavunlar. İki, karunlar. Yani ekonomik gücü temsil ediyorlar. Ekonomiyle parayı kontrol ediyorlar. Üç, hamanlar. Yani vezirleri, yalakaları, sistemi idare eden bürokrasi. Dört, bunun diğer ayağı da vezirler. Sihirbazlar. Dördüncü ayağı da sihirbazlar. Yani medya. Yani telkin araçları. Yani hayatı bize istediği gibi okutan sihirli sözlerle, goygoylu sözlerle, yarı yalan yalı dolanlarla, işi hikmet yönünden görmemekle, yel tavuğu gibi yumurta yerine yel yumurtlarla bir dünya göstermeye çalışıyorlar. Firavunları bileceğiz, Hamanları bileceğiz, Karunları bileceğiz, sihirbazları bileceğiz ki Kur'an sistemin nasıl kurulduğunu anlatıyor. İnşallah şöyle toplayayım mukaddes hanımcığım. Dünden de biraz yorgunluğumuz var. İnşallah Zülfiyare Cenab-ı Allah temiz manada dokunmayı nasip eder. Ruh degecesi tekamülün olgunluğu ama bunu asıl anlatma niyetim şuydu. Merdane söyleyeyim. Bir psikolojik harp yaparak ruhtan çıkalım. Çünkü bu ruh çözecek. Kainatın yaratmanın sebebi ruhtur. Yani lahut aleminde ilk o kudret dediğimiz mutlak enerji dediğimiz mutlak kudret o ruh diye geçiyor. Bunu söyleyeyim size. Allah'ın kudretinin donanımına. Bunu çok tarif edemezsiniz. İlmi lahut. Ruhsal düzen. Kudreti Allah'a ait olan bir sır ve donanım. Kainat buradan yola çıkıyor. Sonra cebarut alemine geliyor.
sonra melekut alemi oluşturuyor, sonra da mülk alemi oluşturuyor, dağlar, gezegenler falan. Ondan sonra da beşinci makamda insan makamı derler. Bunların hepsi de beşinci makamda insanda toplanıyor. İnsan olan da bunu idrak ediyor. Ruhun tekamülü budur. Kainatı, yaratılışı iyi anlar, vazifesini iyi anlar. Başına gelen sıkıntılarla, imtihanlarla ya da yarın çok büyük imkanlar geldi, şımarmaz. Çünkü onu düşünür artık, bu bana emanettir. Sizin elde ne tutacak şöyle iş? Şımarma gücünüz içimizde var zaten yani. O yüzden Fatih Şeyh Kanuni Sultan Süleyman'a bile hitap edilir. Muaç mı? Viyana'yı mı? Yani kazanım, buharını kazanım, büyüklenmeyeyim diye benim bildiğim kendini bir süre, birisi 20-21 günde bildiğim kadarıyla zindana kapattırdığını duymuştum. Kalbine büyüklenme ve kibirlenme gelmesin diye. Cihan hakim oldu. Sen cihanın hakimine bir şımarma gelmesin diye, büyükleri vardı yanında, onlardan biliyordu. İşte birazcık böyle mütevazi bir oda ve orada gelenler gidenler, cihan padişahım, üstadım, sen kainata verilen nimetsin, öyle ya, bizi kazada sokacaklar. Öyle oluyoruz zaten. Hepimiz yaşayacağız bu imkanı. Onu bildiği için kendini kapatıyor. İşte biraz az yemek, az kırba, az su, nefsinin şımarmasından korkuyor. O yüzden de yarın Allah bize bereket verdiğinde bilmem nelerde bu edebi de bilmemiz lazım. Yani hep sabır, hep sabır, hep sıkıntı değil dünya. Öyle nimetlere kavuşabiliriz ki o zaman da Cenab-ı Allah bunları şükrüyle eda edebilmeyi nasip edenler. Yani sabırda, tevekkülde tekamül eden bir insan varlıkta da inşallah şımarmayan bir insanla Cenab-ı Allah bizi çift kanatlı eder. Bizim bazen sabırda çok başarılı çıkıyor. Yani tekamül ediyor. Ama rahmet, bereket arttıkça, rızık genişliğine girince şımaranlık, yoldan çıkanlar da çok oluyor. Son yılların zenginlerine de dikkat ederseniz, hani bizim çocuklar, arka bahçenin çocukları, İmam Hatip'in çocuklar, ilahiyat çocukları da gönderme yapıyorum. Nefsime de gönderme yapıyorum yarın bugün. Allah'a şükür kurban oldum, beni bırakmaz da. Yani ayarı çekiyor ama inşallah bulsun. Burada da yarın bir gün Cenab-ı Allah bu ülkenin imkanları genişletildiğinde, olduğunda da şimdiden şerri koyuyorum. O şımaranlardan da etmesin biri. Dünyayı dünya gibi görmek lazım. Varlıkla da yoklukla da imtihan edileceğiz. İkisinde de inşallah kurban olduğum Resulullah devlet reisi olduğunda geldiklerinde diyor ki oradaki birisi, içinizde diyor hangisi devlet reisi? Tamam, güzelliği, boyu, postu, yakışıklığı dikkat çekiyor ama nereden misin? Özel bir tahtı yok. Özel bir yeri yok. Şu anda diyor kavmine hizmet edendir. Meğer o arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradaki sahabe efendilerimizin fenağına, bardağına su ikram ediyor. Şu anda diyor kavmine hizmet edendir. Yani artık ne yapalım? Derleyelim, toplayalım. Yavaş, evet, yavaş, mukaddes zaman bitirelim mi? Bu arada sevgili canlar, Mukaddes Pekin Başdil'in yanındaki ok işaretinden Hakan Yılmaz Çebi hocamı takip edebilirsiniz. Hocamın eğitimleri var. Onları ben sık sık duyuruyorum. Bizim sayfada sık sık duyuruyoruz. Genç kardeşlerimiz de yapıyor eğitimleri. Onun için farkındaysanız hiç hocama ben gelin Lemurya'da yapalım, birlikte yapalım demedim ama oradan destek veriyorum. Orada eğitimleri devam ediyor sevgili hocamın. Düzenli olarak, evet, sık sık var. Lütfen takip edin. Sayfasında da var hocamın onlar. İnşallah hepinize kısmet olur sevgili canlarım. Hocam, evet, size toparlatayım ben yine kapanışı. Evet, Mukaddes Hanımcığım. Şöyle yapalım inşallah. Avazi'yi şu an, hani bir söz var ya Baki'nin, yani divan edebiyatı şairlerimizden, önemli şairlerimizden Baki'nin, onların çoğu zaten şeydir, müderris, yani üniversite hocası. Hem ilahiyat alanında yani çok değerli insanlardır. Fuzuli, Baki, Şeyh Galip. Bunlar çok önemli. Hikmet deryasından geçmiş önemli eserler olmuş. Şiirlerine bunu yedirmişler. Yani dedim ya, ben Fuzuli'de aklım açıldı. Gencin manasını, ihtiyarın manasını, dünyanın manasını, Edna'nın manası. Ya bir Kur'an-ı Kerim'in şerhini okudum divan edebiyatında sanki. Artık o şiir değil. Öyle üstad kalemler ki onlar o şiire Kur'an-ı Kerim'in şerhini hem de aruz vezniyle, hem de kelime sanatlarıyla yazmışlar. Diyorum ki iyi ki o edebiyatı okudum. İyi ki Hacettepe Üniversitesi'nde bana 2 yıl
divan edebiyatı, hatta bir dersten dolayı derslerim silindi. Sosyal bilimlerde metotlar dersine gitmedi de kızdım hocaya. Beni yarım dönem aldığım dersleri iyi nokta bir daha niye aldırıyorsun şeklinde, meğer Cenab-ı Allah o dersi bir kez daha alıp o senesi daha yüksek not alayım, geçtim dersleri niye geçtim deyip üzüleceğime vardır bir hikmet dediğimde, o senesi zaten oradaki kelimeleri şer ederken, lügatı okurken bir yandan ilimle lügat çalışıyordum, Osmanlı kelimeler çalışıyordum, beynim açıldı. Genç kelimesinin manasını, Edna'nın manasını, nedir o, ihtiyarın manasını, bugün dünyadaki temel terimlerin manasını kelime belagat ilmi çalışırken öğrendim. Manaları açıldı. Ondan sonra anlamaya başladı ki. O yüzden değerli kardeşlerime, genç kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah inşallah bu sohbetimizi de bunlara vesile etsin. İlim hazinesini, bilgi hazinesini, sosyal adresleri hayırlı kullanırlarsa çok hayırlı birikimler var burada. Yani nasıl bir arabayı aldığınızda, nereye gideceğiniz ya da bir bıçağı aldığınızda yemek yapmakla katillik arasında ne doğru tercih yapacağınız gibi en hayırlı kullanabilirsiniz. Tabletleri de, bilgisayarları da çok hayırlı. İyi insanları, bilgili insanları, yürekten giden insanları kullanarak çok hayırlı birikimler elde edebilirsiniz. Ama bunun en önemli şeylerini yaşamamız. Sadakatli bir şekilde yaşamamız. Bu akşam da bu sohbetleri bu minvalde yaptık. En çok merak edilen Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah'ın sık sık buyurduğu, size en az ilim verdiğimiz ruhtan ve kaderden size çok az şey verdim ki bir takım seçilmiş nebilere ve işte onların yolundan gidenler kısmen bunları anlasınlar diye, işin özü, varlık sebebi Cenab-ı Allah'ın kudreti ilahisinin ruh şeklinde bilgi olarak toplanır. Kainatın yaratılma sebebi odur. İlmi lahutta bu düzen vardır. Milletler sıkıştığı zaman Cenab-ı Allah zaten ayette yine bir şifre olarak veriyor. Oraya ruhul kudüs göndeririz diyor. Kutsal ruh göndeririz. Bu Anadolu'da anonim hal diye geçer. Kuvayi Milliye bu anonim halle oluşmuştur. Allah yeryüzünde sevdiği milleti bu kutsal ruhla destekler. Bunlar bir anda insanları bir akılda toplarlar, anonim halde toplarlar, beraber aynı şeyi senkronize düşünmeye başlarlar. Çok hakeza sıra uzar giremem, konu konusu açılıyor. Bu ruh degaje olmaya başlar bir süre sonra, ruh tekamül ettikten sonra ruhunuz bile insanlara enerji olmaya başlar. Düşünürseniz de bedeniniz, sohbeti, sofrası, Halil İbrahim gibi hayırlı insanlar var. Kimisi güzel sofra kurar, kimisi güzel hasta bakar. Kimisi güzel mezarlıkları ziyaret eder. Kimi çiçeklerle donatır. Kimisi mezar taşları yapar. Kimisi kedileri, kimisi köpekleri, kimisi balıkları besler. Kimi tuttuğu balığı hiçbir şey yapamaz, parası yoktur, tuttuğu balığı ikram eder. O yüzden güzel bir ruh özü budur. Güzel bir ruh güzel bedende taşınır. Bedenden kastım da şu zaten. Yani manken gibi dinlerine kastım demiyorum. İçi güzel yürekte taşınır. Ruhumuzu tekamül ettirelim. Ondan sonra Cenab-ı Allah bunu degaje ettirir. Yani degajeden kastımı bulunduğunuz yere manyetik bir alana rezonans diyorlar. Çünkü artistik ismini rezonansını da hayırlı yazar. Raiha gibi. Bakın Arapçada buna, İbranice buna da nefs diyorlar. Nefes diyorlar. Ruha Arapçada, İbranice nefes denir. İşte şeye Arapçada nefes, İbranice'de nefes, Arapçada raiha'dır. Yani siz bir yandan bir koku oluyorsunuz. Yani koku, raya gibi şekli var mı? Yok. Kokunuz bile, yani rayanız bile, Araplar raya demiş, İbraniler ruha nefes demiş. Kur'an'da bu ruh diye geçiyor. Yani hava, iklim, atmosfer, koku, temiz rezonans etrafa yayılır. Buyurunuz Mukaddes Hanım. Hocam. 5 dakika içinde kapatmamız lazım. 2 saat 15 dakika oldu yayını korumak of, için. Of, ama buyurun hocam. Şöyle bitireyim. Huzuri'den bitirdik. Bak laf lafı açıyor, doyamıyor. Diyor ki o güzel insanların diyor nefesi bile nefes ha, hı, he diye çıkar. Yani Allah diye çıkar. Onların nefesleri bile diyor bulundukları bölgenin iklimini güzelleştirir. Bunu konu açıldıktan sonra ne sır çıkıyor biliyor musunuz? Ruh dedik, İbranice'de nefes demek.
Arapçada raya, koku demek. İçine ne sırlar giriyor biliyor musun? Bunların hiçbiri tartıya geliyor mu? Yok. Koku, nefes, iklim, hava, manyetik rezonans ve kudreti ilahi aslında. Kullara tezahürlerini havayı değiştiriyorlar. Otların iklimi değiştiriyorlar. Ama güzel ruhlardan olmayı nasip etsin. Ramazan'ın ruhunu, aha işte geldik. Ramazan'ın ruhunu sindirenlersin. Ramazan'ın şahsı manevi bir ruhu vardır. O ruh insana siner. Hala bu ruhun üzerimize sinenlerden olmayı Allah nasip etsin. Dedik. Veda ediyoruz. Cenab-ı Mevla'ya bir ediyoruz. Bir dakika duayla kapatalım demişler. Onu söyleyecektim. Dua eder misiniz? Hep birlikte burada şu anda. Tamam, bir dakika şey yapmayalım. Zorunu bırakmayalım duayla bizi. Cenab-ı Mevla ahir zamanda bizi Ruhul Kudüs'le, Kur'an-ı Kerim'e onları Ruhul Kudüs'le diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala takviye ederiz. Allah bizi daha uzatmaya gerek yok. Sırrında bırakalım. Bizi Ruhul Kudüs'le takdir etti kullardan eylesin. Nokta. Amin, amin. Çok güzel bir duaydı ama. Amin. Hep birlikte amin dedik inşallah. Allah razı amin. Olsun güzel hocam. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum nasıl geçti bu kadar zaman. Sizinle yani hop oturup kalktım. Soracağım sorular vardı. Soruları soramadık hocam. Daha sonra inşallah o sorularını saklasınlar. Tabii, haklarını ihlal etsinler. Onları inşallah. Soralım inşallah en kısa zamanda. Bu yayını da ayda iki defa yapma şeyi için yarın sizi arıyor olacağım hocam. İnşallah. İnşallah Mukaddes Hanımcığım. Ben bazı şeyleri biraz azalttım. Size ağırlık verdim. İnşallah Allah kısmet ederse ikiye çıkarmaya çalışacağım. Çünkü diğer programları çok şey yapmadım. Biraz size ağırlık veriyorum. O yüzden inşallah haberleşiriz. Mümkün olduğunca ikiye çıkabiliriz. Evet. İnşallah. Zoomlar iki. Araya da bir bazen televizyon koydum yetiyor. Yoksa öbür türlü çalışmalarımı yapıyorum ama sizle iki gitmemiz lazım olduğu anlaşılıyor. İnşallah. Allah razı olsun canım hocam. Allah razı olsun. Hep beraber. Sevgili kardeşlerim hepinize güzel akşamlar, hayırlı akşamlar olsun. Bu saate kadar bizimle kaldığınız için Allah razı olsun. Hepinize güzel akşamlar. Hocam kalbinize sağlık, ağzınıza sağlık. Gerçekten hep Allah beraber. Razı olsun. Hakkınızı helal siz, edin. Hayırlı Ramazanlar. Estağfurullah Mukaddesan. Siz çıkabilirsiniz. Buyurun. Ben sizi bekliyorum. Lütfen. Allah'a tamam. Hayırlı akşamlar herkese canlar.